bunu geçelim, dedi. Kiti soru dolu bakışlarını korkuyla Varenka'nın yüzüne doğrulttu. Bu şarkının arkasında acı bir anısı olduğunu hemen sezinleyip sayfayı çevirirken, başkasını çalayım öyleyse, dedi. Varenka elini nota defterinin üzerine koydu. Gülümsedi. Yo, dedi. Söyleyelim, söyleyelim. Bu şarkıyı da öncekiler gibi durgun, soğukkanlı, güzel okudu. Varenka bu şarkıyı da bitirince herkes bir kez daha teşekkür etti ona. Sonra çay içmeye gittiler. Varenka ile Kiti evin önündeki küçük bahçeye çıktılar. Kiti, o şarkının sizde bir anısı olduğu doğru mu? dedi. Hemen ekledi arkasından. Anlatmayın, yalnızca öyle olup olmadığını söyleyin, yeter. Varenka içten. Hayır, niçin anlatmayayım, dedi. Anlatacağım. Kitty'nin bir şey söylemesini beklemeden anlattı. Evet, bir anısı var bende bu şarkının. Hem de acı bir anısı. Birini seviyordum, ona söylerdim bu şarkıyı. Kitty gözlerini iri iri açmış, bir şey söylemeden sevgi dolu bakışlarla Varenka'ya bakıyordu. Ben onu seviyordum, o da beni seviyordu. Ama annesi istemedi beni, o da başkasıyla evlendi. Yakınımızda yaşıyor şimdi. Bazen görüyorum onu. Benim başımdan da bir aşk serüveninin geçmiş olabileceğini sanmıyordunuz, değil mi? Kitty, Varenka'nın güzel yüzünde, bir zamanlar onun bütün ruhunu aydınlatan o ışığın titreştiğini gördü. Sanmaz olur muyum hiç? Erkek olsaydım, sizi tanıdıktan sonra başka hiç kimseyi sevmezdim. Aklımın almadığı bir şey var yalnız. Annesinin sözüne bakıp sizi nasıl unutabilmiş? O mutsuz edebilmiş sizi. Kalp yokmuş onda. Oh hayır, çok iyi bir insandır. Hem ben mutsuz değilim. Tam tersine çok mutluyum. Dönüp eve doğru yürüdü. Daha şarkı söylemeyecek miyiz? diye ekledi. Kitty yüksek sesle. Ne iyisiniz, ne iyisiniz? dedi. Durdurup öptü Varenka'yı. Hiç değilse birazcık benzeseydim size ne olurdu? dedi. Varenka her zamanki sevecen, yorgun gülümsemesiyle Niçin başkasına benzeyesiniz? dedi. Böyle olduğunuz gibi çok iyisiniz. Hayır, hiç iyi değilim. Söyler misiniz? Durun, biraz oturalım şuraya. Kitty hemen oradaki bir banka oturttu varenkayı. Söyler misiniz bir erkeğin aşkınızı küçümsemesi, sizi istememesi onur kırıcı değil mi? Ama o küçük görmedi ki sevgimi. Ben sevdiğine inanıyorum. Annesinin sözünden çıkmayan bir evlattı. Hepsi o ya annesinin sözüyle değildi, de, kendiliğinden yapmışsa bunu. Kiti sırrını açığa vurduğunu, utançtan ateş gibi yanan yüzünün onu ele verdiğini hissediyordu. Varenka artık onun aşkından değil, Kitty'ninkinden söz ettiklerini sezinlemişti. O zaman kötü davranmış olurdu elbette, dedi. Ama o zaman da onu kaybettiğime üzülmezdim. Kitty, ya uğradığınız hakaret? diye sordu. Uğradığı hakareti unutamaz insan, unutamaz. Son baloda müziğe ara verildiğinde düşündüklerini anımsamıştı. Bunda ne hakareti var? Kötü bir şey yapmadınız ya. Kötüden de beter, utanılacak bir şey yaptım. Varenka başını salladı, elini Kitinin elinin üstüne koydu. Utanılacak ne yapmış olabilirsiniz? dedi. Sizi umursamayan bir erkeğe onu sevdiğinizi söylemiş olamazsınız ya. Söylemedim kuşkusuz. Hiçbir şey söylemedim ona ama biliyordu. Hayır, hayır, bakışlar vardır, davranışlar. Ömrümün sonuna dek unutamayacağım bakışlar. Varenka açık açık, peki ne olmuş? Dedi. Anlamıyorum doğrusu. Önemli olan şimdi onu sevip sevmediğinizdir. Nefret ediyorum ondan. Kendimi de affedemiyorum. Yani. Yüz karası, küçük düşme. Varenka, Ah dedi. Herkes sizin gibi duyarlı olsaydı. Aynı şeyleri hissetmemiş kız yoktur. Sandığınız gibi önemli değildir bunlar. Kiti merak dolu bir hayretle Varenka'nın yüzüne baktı. Nedir peki önemli olan? diye sordu. Varenka gülümsedi. Ah, önemli olan çok şey vardır. Söyleyin, nedir? Varenka ne söyleyeceğini bilmeden ah daha önemli olan çok şey var, diye karşılık verdi. Tam o sırada pencereden prensesin sesi duyuldu, kiti, serin oldu. Ya şalını al, ya içeri gel. Varenka kalkarken, doğru, dedi. Geç oldu. Daha madam Berta'ya uğrayacağını. Ona uğramamı rica etmişti. Kiti, Varenka'nın elinden tutmuş, Tutkulu bir merak ile yalvarış dolu bakışla şöyle soruyordu ona: Kişiye böylesine huzur veren o önemli şey nedir, nedir? Biliyorsunuz bunu. Söyleyin bana. Ama Varenka Kiti'nin bakışındaki soruyu bile anlamamıştı. Yalnızca bu akşammadan Bertaya uğraması, saat 12 olmadan da mama'nının çayına yetişmesi gerektiğini anlıyordu. İçeri girdi, notalarını topladı. Hoşçakalın, deyip gitmeye hazırlandı. Albay, izninizle ben geçireyim sizi, dedi. Prenses onayladı, evet, gece vakti yalnız gidemezsiniz. Hiç değilse paraşeyi katayım yanınıza. Kitty, Varenka'nın, onu geçirmek gerektiği sözüne gülümsememek için kendini güç tuttuğunu fark etti. Varenka, istemez, dedi. Hep yalnız gezerim ben, bir şey olmaz. Kitty'yi bir kez daha öpüp neyin önemli olduğunu söylemeden, notalar koltuğunun altında, yaz gecesinin yarı karanlığında her zamanki çabuk adımlarıyla kayboldu. Neyin önemli olduğu, ona bu huzuru, bu kendine güveni neyin verdiği sırrını beraberinde götürmüştü. Kitty, Madame Chital ile de tanışmış, bu tanışıklık Varenka'nın arkadaşlığı ile birlikte onun üzerinde yalnızca çok etkili olmamış, ona üzüntüsünü de unutturmuştu. Bu tanışma ona, geçmişiyle hiç ilgisi olmayan yepyeni bir dünyayı açmıştı. Yüce, güzel bir dünyaydı bu. Dorundan Kiti'nin, geçmişine soğukkanlılıkla bakabileceği bir dünya. Kiti, şimdiye dek kendini bıraktığı içgüdüsel yaşamın dışında bir de ruhsal yaşamın olduğunu anlamıştı. Din açmıştı ona bu dünyanın kapılarını. Ama Kiti'ye çocukluğundan beri öğretilen, insanın tanıdıklarını görmeye gittiği düşkün dullar evindeki sabah, akşam ayinlerinde anlatılan ya da bir papazın ona okuduğu Slavca din kitaplarında açıklanan dinle ilgisi yoktu bunun. Yüce, insanı büyüleyen, güzel düşüncelerle, duygularla dopdolu bir dindi. Kişi, öyle buyurulduğu için inanmakla kalamazdı ona yalnızca, sevebilirdi de onu. Kiti bütün bunları, ona anlatılanlardan öğrenmiş değildi. Madame Chital Kiti ile bakmaya doyamadı, ona gençliğini anımsatan sevimli bir çocukla konuşuyormuş gibi konuşuyordu. Yalnız bir kez, kişi üzüntülerini ancak sevgiyle inancın dindirebileceğini, Isa'nın bizler için çok daha büyük acılar çektiğini söylemiş konuyu hemen değiştirmişti. Ama Kiti onun her davranışından, her sözünden, Kiti'nin deyimiyle göksel her bakışından, özellikle de, Varenka'dan geçmişi üzerine öğrendiği her şeyinden, neyin önemli olduğunu, şimdiye dek bilmediği bir şeyi öğreniyordu. Gel gelelim, Madame Chetayal'in kişiliği ne denli yüce, yaşamı ne denli dokunaklı konuşması ne denli sevgi dolu, parlak olursa olsun, Kiti onu şaşırtan bazı özellikler fark etmişti onda elinde olmadan. Madame Chetayal'in, ona akrabalarını sorarken küçümser bir tavırla gülümsediği Kiti'nin gözünden kaçmamıştı. Hristiyanlık temiz yürekliliğine ters düşüyordu bu. Sonra, kiti bir gelişinde Madame Chetial'in yanında bir katolik papazıyla karşılaşınca Madame Chetial'in yüzünü Abaor'un gölgesinde saklamaya çalıştığını, tuhaf tuhaf gülümsediğini fark etmişti. Bu iki olay ne denli önemsiz olursa olsun, Kitty'yi düşünmeye, Madame Chetial'in kuşku etmeye zorluyordu. Öte yandan Varenka, yapayalnız, anasız, babasız, dostsuz Varenka, acı hayal kırıklığıyla hiçbir şey istemeyen, hiçbir şeye üzülmeyen bu kız, Kiti için hayal ettiği kusursuz yaratığın ta kendisiydi. Kişinin huzur içinde, mutlu, iyi olmak için kendini unutmasının, başkalarını sevmesinin yettiğini Varenka'dan öğrenmişti. Kiti de öyle olmak istiyordu. Şimdi neyin en önemli olduğunu anlamış, buna hayranlık duymakla kalmamış, önünde açılan bu dünyaya kendini bütün ruhuyla vermişti. Varenka'nın, Madame Chetayal'in adının verdiği başkalarının yaptıkları üzerine anlattıklarından Kiti gelecekte neler yapacağını kararlaştırmıştı bile. Varenka'nın sözünü ettiği, Madame Chetayal'in kız yeğeni Aline gibi, nerede olursa olsun, mutsuz insanları arayıp bulacak, onlara elinden geldiğince yardım edecek, incil dağıtacak, hastalara da, suçlulara da, ölmek üzere olanlara da incil okuyacaktı. Aline gibi suçlulara incil okumak düşüncesi pek çekiyordu Kiti'yi. Ama bütün bunlar Kiti'nin, annesine de Varenka'ya da açmadığı gizli hayalleriydi. Kiti planlarını geniş ölçüde gerçekleştireceği zamanı beklerken burada, hastalarla mutsuzların böylesine çok olduğu kaplıcada da kararlaştırdığı biçimde davranmak fırsatını buluyordu. Prenses başlangıçta, Kiti'nin, Engo Ementi'nin, 44 Prenses Madame Şeteale, özellikle Varenka'ya böyle diyordu, güçlü etkisi altında kaldığını fark ediyordu yalnızca. Kitty'nin, Varenka'nın yalnız yaptıklarını taklit etmekle kalmayıp elinde olmadan yürüyüşünü, konuşmasını bile ona benzettiğini, onun gibi gözlerini kırpıştırdığını görüyordu. Sonraları kızının ruhunda, bu aşırı beğeniden ayrı, ciddi bir değişikliğin gerçekleştiğini fark etmeye başlamıştı. Prenses, Kitty'nin akşamları, Madame Chetayal'in ona armağan ettiği Fransızca İncil'i okuduğunu, oysa eskiden hiç yapmadığı bir şeydi bu sosyeteden tanıdıklara sokulmadığını, Onlardan uzak durduğunu, Varenka'nın çevresine topladığı hastalarla, özellikle Petrov adında hasta bir ressamın yoksul ailesiyle ilgilendiğini görüyordu. Kitty bu aile içinde hemşirelik görevi yapmasıyla açık açık övünüyordu. Bütün bunlar iyi şeylerdi. Prenses kötü bir yan görmüyordu. Ayrıca Petrov'un karısı çok iyi bir kadındı. Kitty'nin yaptıklarını fark eden Alman prenses de onun bu davranışını övmüş iyilik meleği, demişti onun için. Aşırılık olmasaydı, çok iyi şeylerdi bunlar. Ama prenses, kızının sınırı aştığını görüyor, bunu ona söylüyordu. I ne faut rien outrer. 45 ama kızı bir yanıt vermiyordu ona. İçinden, Hristiyanlık konusunda aşırılıktan söz edilemeyeceğini geçiriyordu yalnızca. Bir yanağına vururlarsa ötekini de uzatmanın üzerinden ceketini çekip alırlarsa gömleğini de çıkarıp vermenin buyurulduğu bir dinde aşırılık olur muydu? Ama prensesin hoşuna gitmiyordu bu. Kızının ruhunda olan değişiklikleri ona açmadığını hissediyor, üzülüyordu. Gerçekten de Kiti yeni düşüncelerini, duygularını annesinden gizliyordu. Annesini sevmediği ya da ona saygı duymadığı için gizlemiyordu, sırf annesi olduğu için yapıyordu bunu annesinden başka herkese açabilirdi düşüncelerini, duygularını. Bir gün prenses, ressam Petrov'un karısını sordu Kitty'ye, nedense çoktandır gelmiyor bize Anna Pavlovna, dedi. Oysa birkaç kez çağırdım onu. Bir şeye darıldı sanki. Hayır, maman, dedi. Böyle bir şey fark etmedim ben. Artık pek sık görüşmüyorsunuz galiba, Kiti, yarın bir daha gezintisi yapmayı düşünüyoruz, dedi. Prenses, kızının şaşkınlık okunan yüzüne bakarak onun şaşkınlığının nedenini anlamaya çalışıyordu alçak sesle. Olur, gidin, dedi. Akşam Varenka yemeğe geldi. Anna Pavlovna'nın yarın daha gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Prenses, Kiti'nin yüzünün gene kızardığını fark etti. Yalnız kaldıklarında, Kiti, Pavlovlarla aranda tatsız bir şey geçmedi ya, diye sordu. Niçin çocuklarını yollamıyor artık? Kendi de gelmiyor. Kiti aralarında bir şey geçmediğini, Anna Pavlovna'nın için ona dargınmış gibi davrandığını hiç anlamadığını söyledi. Kiti'nin bu söylediği doğruydu. Anna Pavlovna'nın ona karşı değişmesinin nedenini bilmiyor ama tahmin ediyordu. Tahmin ettiği şeyi annesine açamazdı. Kendi kendine bile açamıyordu bunu. İnsanın bildiği ama çok korkunç, utanç verici olduğu için kendine bile söyleyemediği şeylerdendi bu. Pavlov'larla ilişkisinin anılarını belleğinden geçiriyor. Her karşılaştıklarında Anna Pavlovna'nın içtenlik okunan yuvarlak yüzünü aydınlatan yürekten sevinci, hasta üzerine gizli konuşmalarını, yasak olan çalışmalarından onu ayırmak, gezmeye götürmek için birlikte kurdukları planları anımsıyordu ona benim kitin, diyen, onsuz uykuya yatmayan en küçük oğlunun ona bağlılığını düşündü. Her şey ne güzeldi. Sonra çok çok zayıf Petrov'u, uzun boynunu, kahverengi ceketini anımsıyordu. Onun kıvırcık, seyrek saçları, kitinin ilk zamanlar korktuğu açık mavi gözlerinin soru dolu bakışları, kitinin yanında dinç, canlı görünmek için harcadığı büyük çaba geliyordu gözlerinin önüne. Bütün veremlilere duyduğu o tiksinme duygusunu Yenip Petrov ile konuşabilmek için ilk zamanlar kendini ne denli zorladığını, ona söyleyecek bir şeyler bulabilmek için ne denli çaba harcadığını düşünüyordu. Aslanın ona o ürkek, minnettarlık dolu bakışlarını, onun bu bakış karşısında duyduğu tuhaf acıma duygusunu, sıkıntıyı, yaptığı iyiliklerin bilinmesinden duyduğu mutluluğu anımsıyordu. Ne güzeldi bütün bunlar! Ama yalnız ilk zamanlarda böyleydi. Oysa birkaç gün önce ansızın bozulmuştu her şey. Anna Pavlovna yapmacık bir sevinçle karşılıyordu Kitty'yi artık. Kocasıyla onu bir an yalnız bırakmıyordu. Anna Pavlovna'nın bu soğukluğunun nedeni Kiti'nin yakınlığına hastanın gösterdiği duygulu sevinç miydi acaba? Evet diye geçirdiği içinden Kiti. Anna Pavlovna önceki gün hep sizi bekledi, çok bitkin düştü. Ama gene de siz gelmeden kahvesini içmek istemedi. Derken her zamanki Anna Pavlovna değil, pek tuhaftı. Evet, kocasına yol niyesini vermem canını sıktı belki. Aslında olağan bir şeydi yaptığım. Ama Petrov o anda öylesine heyecanlandı, bana öylesine uzun uzun teşekkür etti ki, ben de sıkıldım. Sonra, öylesine güzel yaptığı resmim. En önemlisi de, o şaşkın, duygulu bakışı. Evet, evet, böyle bu. Kiti dehşetle yinelemişti kendi kendine evet, evet diye. Hayır, olamaz, bu olmamalı. Zavallının acınacak durumu var. Bu kuşku, yeni yaşamının tüm güzelliğini bozuyordu. Karsbad'dan sonra kendi deyimiyle Rus havası almak için Baden'e, Kissing'e tanıdıklarını görmeye giden Prens Şeçerbatski, kaplıca kürü sona ermeden kızıyla karısının yanına döndü. Avrupa üzerine prens ve prensesin düşünceleri taban taban azıttı. Prenses burada her şeyi çok güzel bulur, Rus toplumunda sağlam bir yeri olmasına karşın oysa bir Rus hanımefendisiydi, bu yüzden Avrupa'da kendini biraz tuhaf hissediyormuş gibi davranırdı. Oysa prens tam tersine, Avrupa'da her şeyi iğrenç bulur, Avrupa yaşayışından sıkılır, Rus alışkanlıklarını bırakmaz, Avrupa'da bile bile gerçekte olduğundan daha az Avrupalı görünmeye çalışırdı. Prens zayıflamıştı döndüğünde. Yanakları sarkmıştı. Ama çok neşeliydi. Kitty'yi bütünüyle iyileşmiş görünce neşesi daha da arttı. Kitty'nin Madame Chital ve Varenka ile dostluk haberi, prensesin ona Kitty'de bazı değişiklikler gördüğü üzerine anlattıkları prensi kuşkulandırmıştı. Kızını ondan başka ilgilendiren her şeye duyduğu kıskançlığını uyandırmıştı içinde gene. Kızını onun etkisinden kurtulup onun ulaşamayacağı bir etki alanına girmesinden duyduğu korkuyu düşürmüştü yüreğine. Ama bu kötü haberler onun, özellikle Karlsbad kaplıcasında iyice güçlenen her zamanki neşe, iyi yüreklilik denizinde batıp gitmişlerdi. Rens gelişinin devrisi günü uzun paltosu sırtında, yüzünde Rus kırışıklıklarının hepsi, Kolalı yakasının alttan kaldırdığı yanakları şiş, neşeli kızıyla banyolara gitti. Çok hoş bir sabahtı. Küçük bahçelerin çevrelediği sevimli, insana neşeyle gülümseyen evler, birayla beslenmiş, neşeyle çalışan Alman hizmetçi kızlarının al yanakları, kırmızı elleri, gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneş neşe veriyorlardı bunlar insana. Ama banyolara yaklaştıkça hastalarla daha sık karşılaşmaya başlamışlardı. Huzur dolu Alman yaşayışının koşulları içinde bu hastaların görünüşü daha acıklıydı. Bu çelişki kitiyi artık etkilemiyordu. Pırıl pırıl güneş, yeşilliğin gülümseyen parlaklığı, müzik kiti için izlediği, iyiye ya da kötüye giden tanıdığı bu yüzlerin doğal bir çerçevesiydi. Oysa bu haziran sabahının parlaklığı, sevilen bir vals çalan orkestranın sesi, özellikle yanaklarından sağlık, esenlik fışkıran hizmetçi kızların görünüşü prense, Avrupa'nın dört bir yanından buraya toplanmış, güçlükle adım atan bu yere öyle insanların görünüşünün yanında uygunsuz, çirkin görünüyordu. Sevgili kızı koluna girmiş, onunla yan yana yürürken gurur duymasına, kendini genç hissetmesine karşın prens sanki sıkılıyordu, canlı yürüyüşü, kalın kolları, bacakları utanç veriyordu ona. Kalabalık içinde kendini çıplak hissediyordu. Kızının kolunu koltuğunun altında sıkarak, Yeni dostlarınla tanıştır beni, dedi. Sana böylesine yaradığı için o iğrenç bay sodenini bile sevdim. Ne var ki pek neşesizsiniz. Kimdir o? Karşılaştıkları tanıdıkların, tanımadıkların kim olduklarını anlatıyordu ona Kiti. Tam parkın girişinde körmadan Berte ve onu gezdiren kızla karşılaştılar. Kitty'nin sesini duyduğunda yaşlı Fransız kadının yüzünü kaplayan sevgi ışıltısı prensin pek hoşuna gitti. Kadın, aşırı Fransız nezaketiyle Kitty'yi övmeye başladı hemen, onu göklere çıkardı. Bulunmaz bir kız, bir pırlanta, bir iyilik meleği olduğunu, böyle bir kızı olduğu için prensin ne denli övünse az olacağını söyledi. Prens gülümseyerek, öyleyse ikinci melektir benim kızım, dedi. Çünkü bir numaralı meleğin, Matmazel Varenka olduğunu söylüyor. Madame Berthe, oh! Dedi. Matmazel Varenka gerçek bir melektir, Alles. Galeride Varenka'yı gördüler. Elinde kırmızı, zarif bir çanta, onlara doğru çabuk adımlarla geliyordu. Kiti, işte babam da geldi, dedi. Varenka bütün davranışları gibi sade, İçten bir hareketle hafifçe öne eğilerek selam verdi. Hemen konuşmaya başladı prensle. Herkesle konuştuğu gibi rahat içtendi. prens gülümseyerek onun bu gülümsemesinden Kiti arkadaşından babasının hoşlandığını anlamıştı Varenka'ya "Tanıyorum sizi." dedi. "Hem çok iyi tanıyorum. Böyle acele nereye gidiyorsunuz?" Varenka Kiti'ye döndü. "Maman burada." Bütün gece uyuyamadı gene. Doktor çıkıp dolaşmasını salık verdi. Elişini götürüyorum ona. Varenka uzaklaşınca prens, bir numaralı melek bu demek. dedi. Kiti babasının Varenka ile alay etmek istediğinin ama ondan hoşlandığı için bunu bir türlü beceremediğinin farkındaydı. "Prens, dostlarının hepsini göreceğim bu gidişle." diye ekledi beni tanımak lütfunda bulunursa, Madame Chetayali de. Kitty, Madame Chetayali'den söz ederken, babasının gözlerinde parlayan alaycı ışığı fark etmişti. Endişeli, tanıyor musun onu yoksa, babacığım? Diye sordu. Hocasını tanırdım. Pitisme tarikatına 46'ı girmeden önce onu da tanımıştım biraz. Kiti, Madame Chetayale öylesine değer verdiği şeyin bir adı olduğunun korkusunu içinde hissederek, hit ne demektir baba? Diye sordu. Doğru dürüst ben de bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, o da madam her şey için başına gelen bir felaket için Tanrı'ya şükrettiğidir. Kocası öldüğü için bile şükreder Tanrı'ya. Ne var ki pek gülünç bir şey vardır bunda, kocasıyla geçinemezdi çünkü. Rens tahta bir sıraya oturmuş, kahverengi paltolu, beyaz pantolonlu bacaklarının etsiz kemiklerinde tuhaf kıvrımlar yapan orta boylu bir hastayı gösterdi. Kim bu? diye sordu. Ne acıklı bir yüzü var. Adam hasır şapkasını çıkarıp seyrek, kıvırcık saçlarıyla şapkasının hastalıklı bir kızarıklık verdiği geniş alnı görünmüştü, selam verdi onlara. Kitty'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bay Petrov, dedi. Ressamdır. Onlara yaklaşırken sanki mahsus yolda koşan çocuğunun peşinden giden Anna Pavlovna'yı gösterip bekledi. O da karısı. "Franz, ne zavallı bir görünüşü var," dedi. "Yüzü de ne sevimli. Niçin gitmedin yanına? Bir şey söylemek istiyordu sana." Kitty kararlı bir tavırla döndü. "Gidelim öyleyse," dedi. "Nasılsınız?" diye sordu Petrova. Petrov bastonuna dayanarak doğruldu. Ürkek ürkek baktı prense. Prens, kiti kızımdır, dedi. İzninizle tanışabilir miyiz? Ressam öne eğilerek selam verdi. Tuhaf bir parlaklığı olan beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Kitty'ye döndü, dün bekledik sizi prenses, dedi. Bunu söylerken düşecek gibi olmuş, öyle isteyerek sallandığı izlenimini vermek için bir kez daha sallanmıştı. Gelecektim, ama Varenka geldi bize. Anna Pavlovna'nın onu, bize gelmeyeceğinizi haber vermek için yolladığını söyledi. Petrov kulaklarına kadar kızardı, hemen öksürmeye başladı. Bakışlarıyla karısını arayarak, gelmez olur muyuz hiç? Dedi. Karısına seslendi. Aneta, Aneta ince, beyaz boynunda kalın damarlar ipip ip çıkmıştı. Anna Pavlovna geldiği yanlarına. Petrov sesi sinirden kısıldığı için, prensese gelmeyeceğiz diye haber mi yolladın? Diye fısıldadı. Anna Pavlovna, Kitty'ye ilk zamandakilere hiç benzemeyen yapmacık bir gülümsemeyle, merhabalar prenses, dedi. Sonra prense döndü. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Çoktandır bekliyorduk sizi, prens. Ressam besbelli sesi ona ihanet ettiği, istediği sertliği ona veremediği için daha da sinirli, hırıltılı bir fısıltıyla, prensese gelemeyeceğiz diye haber mi yolladın? Diye yineledi. Karısı üzgün, tüh! Dedi. Gitmeyeceğimizi sanmıştım. Petrov, nasıl olur, oysa, dedi. Öksürmeye başladı gene, kolunu salladı. Renz şapkasını çıkarıp selam verdi, hızla uzaklaştı. Göğüs geçirerek, oh, dedi. Zavallılar. Kiti, evet, babacığım, dedi. Ama asıl şunu bilmenizi isterim: üç de çocukları var. Yardımcı kimseleri olmadığı gibi, paraları da yok. Adamcağız akademiden biraz bir şey alıyor. Kiti, Anna Pavlovna'nın ona karşı davranışlarında olan o tuhaf değişikliğin onda uyandırdığı duyarlığı bastırmak için heyecanla heyecanla anlatıyordu. Küçük bir arabayı gösterdi. İşte Madame Şital. Arabada her yanı yastıklarla desteklenmiş, açık mavili, grili kumaşlar arasında bir şey yatıyordu. Madame Şetel'di bu arkasında arabayı süren asık yüzlü, sağlıklı bir Alman uşak vardı. Kitty'nin tanışmadığı ama adını bildiği İsveçli sarışın kont yanında duruyordu. Birkaç hasta arabanın yanında adımlarını yavaşlatmış, görülmemiş bir şey gibi Madame Chetayal'e bakıyordu. Rens ona yaklaştı. Kitty babasının gözlerinde onu üzen o alay parıltısını gördü gene. Rens Madame Chetayal'in yanına gelince artık pek kimsenin konuşabildiği o temiz Fransızcasıyla son derece kibar ve sevimli, beni anımsayacak mısınız bilmiyorum, diye başladı. Ama kızıma gösterdiğiniz yakınlığa teşekkürlerimi sunmak için kendimi anımsatmak zorundayım. Şapkasını çıkarıp selam verdi. Madame Şıtal gök mavisi gözlerini kaldırdı, kiti bir hoşnutsuzluk fark etmişti, bu gözlerin bakışında prense baktı. Prens Alexander Şeçerbatski, dedi. Çok sevindim sizi gördüğüme. Kızınızı öyle sevdim ki. Sağlık durumunuz iyi değil mi? Madame Chital, öyle ama alıştım artık, dedi. Renzi İsveçli kontla tanıştırdı. Prens Madame Chétale, pek az değişmişsiniz, dedi. on 11 on yıl görmek mutluluğuna erişemedim sizi. Dert veren Tanrı dayanacak gücü de beraberinde veriyor. Ne diye yaşadığıma şaştığım çok olmuştur. Ayaklarına battaniyeyi istediği gibi örtemeyen Varenka'ya döndü, canı sıkkın, öbür yandan. Dedi. Prens yalnızca gözleriyle gülerek, ne diye yaşayacaksınız, iyilik yapmak için besbelli dedi. Madame Chital, prensin yüzündeki anlatımı fark etmişti. Biz bilemeyiz bunu, dedi. Genç İsveçli'ye döndü. Öyleyse yollayın bana o kitabı, sevgili Kont, dedi. Çok teşekkür ederim. Prens, biraz ötede duran Moskovalı albayı görünce, ah dedi. Madame Şeyteale selam verdi. Kızıyla, yanlarına gelen albayla birlikte uzaklaştı. Madame Şeyteale, onunla tanışmak istemediği için kırgın olan Moskovalı albay alay etmiş olmak için, bizim aristokratlarımız da bunlar işte prens. Dedi. Prens, hiç değişmemiş, diye karşılık verdi. Hastalanmadan, yani yatağa düşmeden önce tanıyor muydunuz onu prens? Yatağa düştüğünde tanıyordum. On yıldır yataktan çıkmıyormuş, öyle diyorlar, çıkmıyor, çünkü bir bacağı kısa, beden yapısı da çok çirkinmiş. Kiti, olamaz, babacığım. Diye haykırdı. Kötü dilliler öyle söylüyorlar kızım, senin veren da az çekmiyor, ondan galiba. Ah bu hasta hanımefendiler. Kiti heyecanla itiraz etti. Oh, hayır babacığım. Veranka onu çok seviyor, sayıyor. Hem öylesine iyilikler yapıyor ki. Kime istersen sor. Onu ve Aline Şeyteali herkes tanıyor. Prens kızının kolunu koltuğunun altında sıkarak, olabilir, dedi ama yaptığı iyilikleri kimsenin bilmemesi daha iyi olurdu. Kiti, verecek yanıtının olmamasından çok, gizli niyetlerini babasına bile açmış olmamak için sustu. Öte yandan çok tuhaftı bu Kiti, babasının görüşüne boyun eğmemek, kutsal saydığı dünyasına onun girmesine izin vermemek için öylesine hazırlıklı olmasına karşın, Madame Chetayal'in bir aydır öylesine bağlandığı tanrısal kişiliği belliğinden bir daha dönmemek üzere kaybolup gitmişti beden yapısı bozuk olduğu için yataktan çıkmayan, battaniyeyi bacaklarına iyi örtemedi diye ağzı var dili yok varenkaya bağırıp çağıran topal bir kadın kalmıştı belleğinde yalnızca. Kendini ne denli zorlarsa zorlasın, eski adam şeyteali geri getiremezdi artık. Rens'in neşesi evdekilere de, tanıdıklarına da, Çeçerbatskilerin kaldıkları evin sahibi Alman'a bile geçmişti. Rens Albay'a, Maria Yevgenyevna'ya, ye, Varenka'ya kahve içmeye gelmelerini söyledikten sonra Kitty ile banyolardan eve döndü. Masayla koltukları bahçeye çıkarmalarını, kestane ağacının dibinde kahvaltı masasını hazırlamalarını söyledi. Onun neşesi ev sahibine de, hizmetçilere de bir canlılık getirmişti. Rens'in cömertliğini hepsi bilirdi. Yarım saat sonra, üst katta oturan Hamburglu hasta doktor, kestane ağacının dibinde toplanmış neşeli, sağlıklı Ruslara gıptayla bakıyordu. Prenses başında leylak rengi kurdelelerle süslü bir bone, yaprakların titrek gölgesinde beyaz örtülü, üzeri kahve takımları, ekmek, yağ, peynir, soğuk aveti dolu masanın başında oturmuş, fincanları, ince ince kesilip yağ sürülmüş ekmek dilimlerini yerleştiriyordu. Masanın öte başında prens oturuyor, iştahla yiyor, yüksek sesle, neşeyle konuşuyordu. Dolaştığı kaplıcalardan aldıklarını yanına yığmıştı, oymalı küçük kutular, tahta oyuncaklar, çeşit çeşit kitap açacakları. Herkese dağıtıyordu onlardan. Hizmetçi kadın lişene de, ev sahibine de birer armağan verdi. Berbat, gülünç Almancasıyla ev sahibine kitiği banyoların değil, onun çok güzel yemeklerinin, özellikle kara erik çorbasının iyi ettiğini söylüyor, onunla şakalaşıyordu. Prenses, Rus alışkanlıkları yüzünden takılıyordu kocasına. Kaplıca da şimdiye dek hiç böyle neşeli olmamıştı. Albay her zamanki gibi gülümsüyordu prensin şakalarına ama çok iyi bildiği Avrupa konusunda prensesin yanını tutuyordu. Prensin söylediği komik her şeye iyi yürekli Maria yevgen yerine katıla katıla gülüyordu. Varenka bile kendinden geçercesine gülüyordu. Kiti onun böyle güldüğünü hiç görmemişti. Bütün bunlar Kiti'yi neşelendirmişti. Ne var ki endişeli olmamak da elinde değildi. Dostlarına öylesine sevdiği buradaki yaşamına babasının neşeyle bakmakla elinde olmadan önüne sürdüğü bilmeceyi çözemiyordu. Bu bilmeceye bir de petrollarda bugün öylesine açık, tatsız bir biçimde ortaya çıkan değişiklik eklenmişti. Herkes neşeliydi ama Kit'i neşeli olamıyordu. Bu ona daha da acı veriyordu. Çocukluğunda ceza olarak odasına kapattıklarında ablalarının neşeli kahkahalarını duyduğunda hissettiklerine benzer şeyler hissediyordu şimdi. Prenses, kahve doldurduğu fincanı kocasına verirken gülümseyerek, ne diye aldın bunca şeyi? Diyordu. Dolaşırken bir dükkana yaklaşıyorsun, bir şeyler almanı istiyorlar. Erlaugt, Elcellens, Durçlakt 47 ne zamanki 4 laht diyorlar, dayanamıyorum. On talerimde uçup gidiyor böylelikle kuşkusuz. Prenses, can sıkıntısından hep dedi. Elbette can sıkıntısından. Öyle bir can sıkıntısı ki bu, hanımcığım, ne yapacağını, nereye sineceğini bilemiyor insan. Maria Yevgenyevna söze karıştı, nasıl sıkılır insanın canı prens? Dedi. Şimdi ilginç öylesine çok şey var ki Almanya'da. Evet, biliyorum Almanya'daki ilginç şeylerin hepsini, kara erik çorbasını biliyorum, sucuklu nohutu biliyorum. Hepsini biliyorum anlayacağınız. Albay, hayır, prens, dedi. Ne derseniz deyin, ilginç kuruluşları var. Söyleyin, hangileridir ilginç kuruluşları? Beşlik simit gibi kurulur hepsi, yenmişlerdir herkesi. Peki ben neyimle kurulacağım? Hiç kimseyi yenmedim ben. Çizmelerimi kendim çıkarıp kapının arkasına kendim koyuyorum. Sabah olunca kalkıp çabucak giyiniyor, salona iğrenç çayımı içmeye gidiyorum. Oysa yurdumuzda böyle miyiz? İstediğimiz zaman uzanırız, bir şey bulup sinirleniriz, söyleniriz, iyice geliriz kendimize her şeyi enine boyuna düşünür, hiç acele etmeyiz. Albay, ama vakit nakittir, dedi. Unutuyorsunuz. Ne vakit ya? Vakit vardır, bütün bir ayını bir meteliğe verirsin. Vakit vardır, yarım saatine paha biçemezsin. Öyle değil mi, kiticiğim? Niçin üzgün duruyorsun öyle? Bir şey yok babacığım. Prens, Varenka'ya döndü. Nereye gidiyorsunuz? Biraz daha otursanıza. Varenka gene katılırcasına gülmeye başladı. Eve gitmem gerek, dedi. Kendini toparladıktan sonra, hoşça kalın, dedi. Şapkasını almaya içeri girdi. Kitty arkasından gitti. Bugün Varenka'yı bile bir başka görüyordu. Daha kötü değildi Varenka, ama başkaydı, onu şimdiye dek hayal ettiğinden değişikti. Varenka şemsiyesiyle çantasını hazırlarken, "Ah, çoktandır böyle gülmemiştim." dedi. "Ne tatlı, sevimli bir insan babanız." Kiti karşılık vermiyordu. "Varenka, ne zaman görüşeceğiz?" diye sordu. Kiti, Varenka'yı denemek isteğiyle, "Annem petrollara gitmek istiyordu." dedi. "Siz gitmeyecek misiniz onlara?" "Gideceğim." kaplıcadan ayrılacaklar, toparlanmalarına yardım edeceğime söz verdim. Öyleyse ben de gelirim. Yo, ne yapacaksın gelip? Kiti, Varenka'nın gitmesine engel olmak için şemsiyesinden tutup gözlerini açtı. Niçin? 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 Dedi. Hayır, gitmeyin, durun, niçin? Hiç canım, Babanız geldi, sonra sıkılıyorlar sizden. Hayır, söyleyin için petrollara sık gitmemi istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz, biliyorum. Niçin? Varenka sakin. Öyle bir şey söylemedim, dedi. Hayır, söyleyin, söyleyin lütfen. Varenka, her şeyi mi? Diye sordu. Evet, her şeyi. Belirli bir şey yok aslında. Mihail Alekseyeviç, ressamın adı Mihail Alekseyeviç'ti, şimdiye dek gitmek istiyordu, şimdi istemiyordu. da. Varenka gülümsedi. Kitty, Varenka'nın yüzüne ters ters bakarak sabırsız, e. Sonra? Dedi. Sonra, Anna Pavlovna nedense kocasının siz burada olduğunuz için gitmek istemediğini söyledi. Doğru değil bu kuşkusuz. Ama bu söz yüzünden kavga ettiler bu hastalığı olan insanların ne sinirli olduklarını bilirsiniz. Kitty'nin yüzü giderek bulutlanıyordu. Hiç konuşmuyordu. Varenka konuşuyordu yalnızca. Kitty'yi yatıştırmaya, avutmaya çalışıyordu. Bir patlamanın yaklaşmakta olduğunu hissediyor, bunun söz patlaması mı, gözyaşı patlaması mı olacağını bilemiyordu. Bu yüzden, gitmeseniz iyi olur. Anlarsınız kuşkusuz alınmayın bundan. Kiti şemsiyeyi Varenka'nın elinden çekip aldı. Arkadaşının yüzüne bakmadan çabuk çabuk konuşarak "O oh oldu bana. Hak etmiştim bunu." dedi. Varenka'nın içinden arkadaşının çocuksu öfkesine gülümsemek geliyordu ama onu gücendirmekten korkuyordu. "Nasıl hak etmiştiniz?" dedi. "Anlayamadım." hak etmiştim, çünkü hepsi yapmacıktı bunların, hepsi uydurmaydı. Yürekten gelme değildi. Tanımadığım, bilmediğim bir adamla neden ilgilendim? Sonunda karı kocanın kavga etmelerine neden oldum. Hiç kimsenin benden istemediği bir şeyi yaptım. Hepsi yapmacıktı çünkü. Yapmacık, yapmacık. Varenka alçak sesle, peki ne diye başvurmuş olabilirsiniz bu yapmacağa? dedi. Kiti şemsiyeyi açıp kapadı. Ah ne aptallık, ne aptallık. dedi. Hiç gereği yoktu. Hepsi yapmacıktı. Peki ama amacınız ne olabilirdi? İnsanlara, kendi kendime, Tanrı'ya daha iyi, daha güzel görünmek, herkesi aldatmak. Hayır, bir daha kaptırmayacağım kendimi böyle şeylere kötü olsam bile, hiç değilse yalancı, sahtekar olmayacağım. Varenka sitemli, kimmiş sahtekar? Dedi. Şey gibi konuşuyorsunuz. Kitty'nin sinir nöbeti gelmişti. Varenka'ya sözünü bitirtmedi, sizden söz etmiyorum. Hiç karıştırmayın kendinizi. Kusursuzsunuz siz. Evet, evet, sizin kusursuz bir insan olduğunuzu biliyorum. Ama ben kötüysem elden ne gelir? Kötü olmasaydım böyle olmazdı. Olduğum gibi görüneceğim bundan böyle, olduğumdan başka görünmeye çalışmayacağım. Anna Pavlovna'dan bana ne? Varsın istedikleri gibi yaşasınlar, ben de istediğim gibi yaşayacağım. Değişmek elimde değil. Hem bütün bunlar gerçek değil. Varenka anlayamamış gibi, gerçek olmayan ne? Diye sordu. Her şey. Gönlümün istediğinden başka türlü yaşayamam. Oysa siz ilkelerinize göre yaşıyorsunuz. Ben öyle sevdim sizi, sizse sırf beni kurtarmak, bana doğru yolu göstermek için sevdiniz beni sanırım. Varenka, yanılıyorsunuz, dedi. Başkalarından değil, kendimden söz ediyorum ama. Tam o anda prensesin sesi duyuldu, kiti. Gel de mercanlarını göster babana. Kiti arkadaşıyla barışmadan masanın üzerinde duran mercan kutusunu mağrur bir tavırla aldı. Annesinin yanına gitti. Annesiyle babası aynı anda sordular. Neyin var? Niçin kızarmış yüzün öyle? Kiti, bir şey yok dedi. Şimdi geliyorum. Koşarak geri gitti. Gitmemiştir henüz diye düşünüyordu. Ne söyleyeceğim ona? Tanrım. Ne yaptım ben, ne söyledim? Niçin darılttım onu? Ne yapacağım şimdi? Ne söyleyeceğim ona? Kapıda durdu. Varenka şapkasını giymiş, şemsiyesi elinde, masada oturuyor, kitinin kırdığı şemsiyenin yayma bakıyordu. Başını kaldırdı. Kiti ona yaklaşırken, Varenka, bağışlayın beni diye fısıldadı. Bağışlayın. Ne söylediğimi bilmiyorum. Ben. Varenka gülümsedi. Üzüleceğinizi bilmiyordum, dedi. Barışmışlardı. Ama babasının gelmesiyle Kit'inin içinde yaşadığı o dünya tümden değişmişti. Yeni öğrendiği şeylerin doğruluğuna inanıyordu hala. Ama istediği insan olabileceğini sanmakla kendi kendini aldattığını anlamıştı. Uykudan uyanmıştı sanki. Özlediği yükseklikte yapmacıksız, övünmeden durmanın bütün güçlüğünü hissetmişti. Ayrıca içinde yaşadığı bu üzüntüler, hastalıklar, can çekişen insanlar dünyasının ağırlığını da hissetmişti. Bunları sevmek için kendini böyle zorlamasının çok acı olduğunu görüyor, bir an önce temiz havaya çıkmak Rusya'ya aldığı mektuptan ablası Dolin'in çocuklarıyla birlikte taşındığını öğrendiği yer bu gitmek istiyordu. Ama Varenka'ya olan sevgisi zayıflamamıştı. Vedalaşırlarken Rusya'ya onlara gelmesi için yalvardı ona. Varenka, evlendiğiniz zaman gelirim, dedi. Evlenmeyeceğim ben. Öyleyse gelmem. Kiti, öyleyse ben de sırf siz gelesiniz diye evleneceğim, dedi. Unutmayın verdiğiniz sözü. Doktorunun tahminleri doğru çıkmıştı. Kiti eve Rusya'ya iyileşmiş döndü. Eskisi gibi şen şakrak değildi ama sakindi. Moskova acıları onun için birer anıydı artık. Sergey Ivanoviç Koznichev çalışmalarından bir süre uzak durmak, dinlenmek istiyordu. Her zamanki gibi Avrupa'ya gideceğine bu yıl Mayıs'ın sonunda köye, kardeşinin yanına gelmişti. Yeryüzünde en güzel yaşamın köy yaşamı olduğuna inanırdı. Bu yaşamın tadını çıkarmak için kardeşinin yanına gelmişti şimdi. Konstantin Levin, bu yaz ağabeyi Nikola'yı artık beklemediği için Sergey Ivanoviç'in gelmesine daha da çok sevinmişti. Ne var ki Sergey Ivanoviç'i sever sayardı ama ağabeyi köydeyken rahat değildi Konstantin Levin. Abi'nin köy üzerine düşünceleri rahatsız ediyordu onu, canını sıkıyordu. Konstantin Levin için köy yaşanılan, yani sevinç duyulan, acı çekilen, çalışılan yerdi. Sergei Ivanoviç içinse köy, bir yandan dinlenme yeri, öte yandan, bozulmuşluğa karşı seve seve, yararı dokunacağını bile bile aldığı bir panzehir. Konstantin Levin köyü, iyi olduğundan kuşku edilmeyecek bir çalışma alanı olduğu için severdi. Sergey Ivanoviç'in köyü sevmesinin nedeni ise orada hiç çalışmamasının gerekmesi, çalışmak zorunda olmamasıydı. Ayrıca Sergey Ivanoviç halkı tanıdığını, sevdiğini söyler, sık sık sohbet ederdi köylülerle. Onlarla içtenlikle, yapmacığa kaçmadan konuşur, bu çeşit sohbetlerinden halkın iyiliğini, onun bu halkı tanıdığını gösteren kanıtlar çıkarırdı. Abeyinin halka karşı bu davranışı Konstantin Levin'in hoşuna gitmezdi. Konstantin Levin için halk, çalışma dünyasının en önemli üyesiydi. Köylüye beslediği bütün saygıya ve kendi deyimiyle bebekken, onu emziren süt annesi köylü kadından emdiği sütle ona geçmiş olsa gerek, kan sevgisine karşın kendi de, çalışma dünyasının bir üyesi olduğu için bu insanların çalışma gücüne, dürüstlüğüne, inceliğine kimi zaman hayran kalmasına karşın, çoğunlukla çalışma dünyasında başka özellikler de gerektiği zamanlar. Adam sendeciliği, pasaklılığı, sarhoşluğu, yalancılığı yüzünden çok kızardı halka. Konstantin Nevin'e halkı sevip sevmediği sorulsaydı, bu soruyu nasıl yanıtlayacağını kesinlikle bilemezdi. Genellikle insanları olduğu gibi, halkı da hem seviyor hem sevmiyordu. Temiz yürekli bir insan olarak seviyordu insanları, bu arada halkı da kuşkusuz. Ama halkı herhangi bir şey gibi sevip sevmediğini söyleyemezdi. Çünkü yalnızca halkla bir arada yaşamıyordu. Her şeyi halkla sıkı sıkıya bağlı değildi yalnızca, kendini de halkın bir parçası görüyor, kendinde de, halkta da dikkati çekecek bir erdem ya da kusur bulmuyor, kendini halktan başka, onun karşısında göremiyordu. Öte yandan, patron, arabulucu, en önemlisi de akıl hocası, köylüler inanırlardı Levin'e, akıl danışmaya 40 bersa öteden gelirlerdi, olarak köylülere uzun yıllar pek yakın yaşamış olmasına karşın, halk üzerine belirli, kesin bir düşüncesi yoktu. Halkı tanıyıp tanımadığı sorusunu da, halkı sevip sevmediği sorusunu olduğu gibi yanıtlamakta güçlük çekerdi. Halkı tanıdığını söylemek, onun insanları tanıdığını söylemekle aynı şeydi. Sürekli olarak her çeşit insanı bu arada köylüleri de incelerdi. Onun için iyi, ilginç insanlardı köylüler. Her zaman yeni yeni özellikler bulunurdu onlarda. Onlar üzerine eski düşüncelerini yenileriyle değiştirirdi. Oysa Sergey Ivanoviç bunun tam tersiydi. Köy yaşamını sevmediği yaşam biçiminin karşıtı olduğu için sever, överdi. Halkı da sevmediği insanların karşıtı olduğu için severdi. Halkı genel olarak halka karşı bir şey olarak tanırdı. Her şeyi düzenli olan aklında halk yaşayışının belirli biçimleri açık açık belirmişti. Bu biçimler bir ölçüde halkın kendi yaşayışından, daha çok da karşıtlıktan alınmıştı. Halk üzerine düşüncesini, halka olan sevgisini hiçbir zaman değiştirmezdi. Kardeşler arasında halk üzerine çıkan tartışmalarda Sergey Ivanoviç kardeşini her zaman pes ettirirdi. Çünkü Sergey Ivanoviç'in halk üzerine, onun karakteri, özellikleri, zevkleri üzerine belirli inançları vardı. Oysa Konstantin Levin'in belirli, değişmez bir inancı yoktu. Öyle ki tartışma sırasında biraz önce söylediğinin tersini söylediği oluyordu. Sergey Ivanoviç için küçük kardeşi temiz yürekli, onun Fransızca dediği gibi, mert, iyi bir çocuktu. Oldukça oynak olmasına karşın içinde bulunduğu anın etkisi altında kalan bir zekası vardı. Bu yüzden sık sık çelişkiye düşerdi. A.B. hoşgörürlüğüyle bazen şunun bunun anlamlarını açıklıyordu. Ama onunla tartışmaya girmekten onun iddialarını çürütmek pek kolay olduğu için hiç haz duymuyordu. Konstantin Levin, A.B.'ni son derece zeki, bilgili, sözün en yüce anlamıyla soylu, toplumun mutluluğu için çalışmış, yetenekli bir insan görüyordu. Ama yaşlandıkça, ağabeyini yakından tanıdıkça ruhunun derinliklerinde toplumun mutluluğu için çalışma yeteneğinin kendisinde böyle bir yeteneğin olmadığını hissediyordu. Aslında belki de bir erdem değildi, bir şeyin eksikliği olduğunu daha sık düşünmeye başlamıştı. Dürüst, güzel, soylu ülkelerin, zevklerin noksanlığı değildi bu. Yaşama gücünün eksikliğiydi. Kalp dediğimiz, atılım dediğimiz, insan önünde açılan sayısız yollardan birini seçmeye... Yalnız onu istemeye zorlayan şeyin eksikliği. Levin, ağabeyini yakından tanıdıkça, Sergei Ivanov de, toplumun mutluluğu için çalışan daha birçoklarının da toplumun mutluluğuna yürekten bağlı olmadıklarını, bu uğurda çalışmanın iyi bir şey olduğunu mantık yoluyla bulup onun için çalıştıklarını görüyordu. Levin'in bu inancını güçlendiren şey de, ağabeyinin toplum mutluluğu, ruhun ölmezliği sorunlarını bir satranç oyunu ya da yeni bir makinenin bulunuşuyla bir tuttuğunu fark etmesi olmuştu. Abi köydeyken Konstantin Levin'in sıkılmasının bir nedeni daha vardı. Köyde, özellikle yazın sürekli çok işi olurdu Levin'in. Gerekli işlerin hepsini yetiştirmesi için uzun yaz günleri bile yetmezdi ona. Oysa Sergei Ivanoviç yatıp dinleniyordu. Gerçi dinleniyordu Sergei Ivanoviç, yani eseri üzerinde çalışmıyordu. Ama durmadan düşünmeye alışıktı, aklına gelen düşünceleri anlatmayı, birisinin onu dinlemesini çok severdi. Akla en yakın, en iyi dinleyicisi de kardeşiydi. Bu yüzden Konstantin iki kardeş arasında ilişkinin dostça sadeliğine karşın, ağabeyini yalnız bırakmaktan utanıyordu. Sergei Ivanoviç güneşte çimenler üzerine yatıp bir yandan yanmayı, bir yandan da tembel tembel çene çalmayı seviyordu bu tembelliğin bana ne büyük haz verdiğini bilemezsin diyordu. Kafamın içinde tek bir düşünce yok. Ama Konstantin Levin oturup onu dinlemekten sıkılıyordu. Canını asıl sıkan da, o yokken gübreyi tarlaya, otlarına iyice ayıklamadan vereceklerini, hem Tanrı bilir nasıl üstün körü dökeceklerini bilmesiydi. O, işçilerin başında olmazsa, pullukların bıçaklarını vidaları gevşetmeden öyle çıkarmaya çalışacaklar, sonra da pullukların iyi olmadıklarını söyleyeceklerdi. Sergey Ivanoviç, bu sıcak havada oradan oraya koştuğun yeter artık, diyordu. Levin, yo bir dakika büroya gidip geleceğim. Tarlaya koşuyordu. Haziran başlarında evde hem kahya kadın hem de doğulan Agafya Mihailovna, yeni kurduğu mantar turşusunun tenekesini bodruma indirirken aşağı kayıp düştü. Eli bileğinden çıkmıştı. Okulu yeni bitiren genç bölge hekimi geldi. Çok konuşkan bir gençti. Yaşlı kadının eline baktı, çıkık olmadığını söyledi. Ünlü Sergey Ivanoviç Kozişev'in sohbetinden yararlandı. Ne denli aydın bir insan olduğunu göstermek isteğiyle bölgedeki bütün dedikoduları, bölge hekimliğinin güçlüklerinden yakınarak anlattı ona. Sergey Ivanoviç dikkatle dinliyor, arada sorular soruyordu yeni bir dinleyici bulmuş olmanın sevinciyle anlatmaya başladı. Birkaç oturaklı, birkaç da zekice düşünülmüş görüşünü bunları genç doktor saygıyla dinliyor, değerlendiriyordu açıkladıktan sonra, parlak, heyecanlı her konuşmasından sonra her zaman olduğu gibi coşmuştu. Kardeşi çok iyi bilirdi onun bu coşkunluğunu. Doktor gittikten sonra oltayla derede balık tutmaya gitmek istedi. Sergey Ivanoviç oltayla balık tutmayı pek sever, böylesine anlamsız bir uğraşı sevebilmesiyle de övünürdü sanki. Gidip tarlanın nasıl sürüldüğüne bakması gereken Konstantin Levin, ağabeyini arabasıyla dereye götürmek zorunda kalmıştı. Yaz ortaları olmuştu. Yılın veriminin nasıl olacağı biliniyordu artık. Gelecek yılın ekimi için gereken hazırlıklara başlanmış, ot biçme zamanı gelmişti çaldar başak vermiş, gri yeşil, henüz tanelenmemiş başakları rüzgarla dalgalanıyordu. Geç ekilmiş yeşil yulaf tarlalarında sarı otlar göze çarpıyordu. Yaprakları geniş geniş olmuşları tarlalarında toprak görünmüyordu artık. Hayvanların çiğneye çiğneye iyice taşlaştırdığı, kara sabanın işlemediği yollarıyla nadasa bırakılmış tarlaların yarısı sürülmüştü tarlalara atılmış, kurumaya yüz tutmuş gübre yığınlarının kokusu şafakta Melisa otu kokusuna karışıyordu. Aşağılarda ayıklanmış yabani kuzu kulağı saplarının öbek öbek göründüğü iyi korunmuş çayırlar biçilmelerini bekliyor, engin bir deniz gibi uzanıyorlardı. Köy yaşamının her yıl yinelenen, her yıl halkın büyük çabasını gerektiren hasattan önceki o kısa dinlenme zamanı gelmişti. Ekin çok güzeldi. Gündüzler sıcak, aydınlıktı. Kısa geceler çiğ düşüyordu. Çayırlara gitmek için iki kardeşin kurdan geçmesi gerekiyordu. Sergei Ivanoviç bol yapraklı ağaçların güzelliğini seyrediyor. Kardeşine K.E. Ye yeşil ıhlamur ağacının çiçeğe hazırlanan yeni açmış gölge yanı koyu sarı yapraklarını, K.E. bu yıl ekilmiş fidanların zümrüt gibi parlayan filizlerini gösteriyordu. Konstantin Nevin doğanın güzelliklerinden söz etmeyi de, söz edeni dinlemeyi de sevmezdi. Sözler gördüğü şeylerin güzelliğini çıkarıp atıyorlardı sanki. Abi'nin anlattıklarına evet anlamında başını sallıyordu. Ama elinde olmadan başka şeyler düşünmeye başlamıştı. Korudan çıktıklarında Konstantin Levin'in bütün dikkati tepedeki nadasa bırakılmış da toplanmışa. Yer yer sararmıştı otlar orada, yol yol sürülmüştü. Küçük toprak yığınları vardı. Tarlada arabalar gidiyordu peş peşe. Levin arabaları saydı, yeterince araba oldu, gerektiğince gübre taşınabileceği için sevindi. Çayırları görünce ot biçme işini düşünmeye başladı. Ot biçme zamanı tuhaf bir heyecan dolardı yüreğine her yıl. Çayıra yaklaşınca arabayı durdurdu. Sabahçıyı otların diplerinden kalkmamıştı henüz. Sergey Ivanoviç, ayaklarının ıslanmaması için Konstantin evine, hani bulunduğu söğüt ağacına kadar onu arabayla götürmesini söyledi. Konstantin Levin, otları çiğneyeceği için içi sızlaya sızlaya çeyre girdi. Boylu otlar tekerlekleri, atın ayaklarını yumuşakça sarıyor, tohumlarını tekerleklerin ıslak parmaklıklarına, poyrasına bırakıyorlardı. Abi olta takımlarını alıp söğüdün dibine oturdu. Levin atı kenara çekip bağladı. Rüzgarın kıpırdatmadığı gri yeşil, geniş çayra daldı. Tohum vermiş ipek gibi ot, ilkbaharda eriyen kar sularının aktığı yerlerde beline geliyordu. Konstantin Levin çayırı geçip yola çıktı, içi arı dolu bir oğul sepetini getiren bir gözü şiş bir ihtiyarla karşılaştı. Ne o? Yakaladın mı yoksa Fomich? Diye sordu. Ne yakalaması Konstantin Dimitriç. Kendiminkileri elden kaçırmasam yeter. Bu ikinci kaçışı aptalın. Neyse çocuklar koştu peşinden de yerini bildik. Sizin tarlada çift sürüyorlardı. Atı çözdükleri gibi gelip haber verdiler. Ne dersin Fomiç, ot biçmeye başlamalı mı, biraz daha beklemeli mi? Ne diyeyim? Biz petrol gününe kadar bekleriz ama siz her zaman daha erken biçiyorsunuz. Bu yıl ot çok güzel efendim. Hayvanlar rahat edecekler kışın. Hava sence nasıl olacak? Havanın nasıl olacağını Tanrı bilir. Belki iyi olur. Levin ağabeyinin yanına gitti. Hiç balık vurmuyordu oltaya. Ama Sergey Ivanoviç sıkılmıyordu. Leşeli görünüyordu. Levin, doktorla konuşması onu iyice coşturduğu için ağabeyinin konuşmak istediğinin farkındaydı. Oysa Levin yarma tırpanların hazırlanmasını yoluna koymak, onu çok düşündüren ot biçme işi üzerine kesin kararını vermek için bir an önce eve gitmek istiyordu. Gidelim mi artık? Dedi. Acelemiz ne? Biraz daha oturalım. Çok ıslanmışsın. Gerçi bir şey tutamıyorum ama gene de hoşuma gidiyor. Her çeşit av haz verir kişiye çünkü doğayla iç içedir avlanırken. Şu suya bak ne berrak. Çayırla derenin birleştiği böyle sahiller her zaman bir bilmeceyi anımsatır bana. Biliyor musun o bilmeceyi? Ot suya şöyle demiş, biz sallanıyoruz, sallanıyoruz. Levin canı sıkkın, bilmiyorum, dedi. Sergey Ivanoviç, bak ne diyeceğim sana, dedi. Şu doktorun anlattıklarına bakılırsa, sizin bölgede olup bitenlerin bir şeye benzediği yok. Çok zeki, sevimli bir genç doktor. Sana önce de söyledim, şimdi de söylüyorum, toplantılara gitmemekle, bölge yönetimi işinden bütünüyle uzaklaşmakla hiç iyi etmedin. Aklı başında insanlar senin gibi geri çekilirlerse, Tanrı bilir nereye varır işin sonu verdiğimiz paralar aylıklara gider. Ne okul, ne sağlık memuru, ne ebe, ne eczane gelir buralara. Levin alçak sesle, isteksiz karşılık verdi, denedim. Yapamıyorum. Elden ne gelir? Nedir yapamadığın? Ne yalan söyleyeyim, anlamıyorum. Bu işe ilgi duymadığını ya da bu konuda yeteneksiz olduğunu sanmıyorum. Yoksa tembellikten mi? Levin, ne o, ne öbürü, dedi. Denedim, elimden bir şey gelmeyeceğini anladım. Abe'nin söylediklerini tam anlamıyordu. Derenin ötesinde, tarlada siyah bir şey görmüştü. Bunun bir at mı, yoksa ata binmiş kahya mı olduğunu seçemiyordu. Niçin bir şey gelmiyor elinden? Denedin, kendince başarıya ulaşmadı deneyin, hemen boyun eğdin. Onuruna dokunmadı mı bu? Abi'nin sözünden birden etkilendi Levin. Onuru anlamıyorum ben, dedi. Üniversitede öğrenciyken integral hesaplarını arkadaşlar anladıklarını söylerlerdi bana ama ben anlayamazdım. Burada onur vardı. Ama bu işte belli yetenekleri olmaktan önce kişinin inancı olmalıdır. En önemlisi de bu işlerin çok önemli olduklarına inanmalıdır. Sergey Ivanoviç, onun böylesine ilgilendiği bir konuyu kardeşinin önemsiz bulmasını, özellikle kardeşi onu hiç dinlemiyor görünmesine içerlemiş. Ne demek yani? Dedi. Önemsiz midir bu yoksa? Levin, bana önemli gelmiyor, dedi. Tarladaki karaltının kahya olduğunu seçmişti. Çift sürme işini paydos etmiş, köylüleri salmış olacaktı. Köylüler sabanları döndürüyorlardı. Levin, sürdüler mi acaba bütün tarlayı, diye geçirdi içinden. Abeyine dönüp ekledi. Sen ne dersen de, sarmıyor beni bu iş. Abey zeka okunan güzel yüzünü buruşturdu. Beni dinle, dedi. Her şeyin bir sınırı vardır. Herkesten başka olmak, içten, dürüst bir insan olmak, yalandan dolandan hoşlanmamak iyi bir şeydir, anlarım bütün bunları. Ama senin bu söylediğinin ya bir anlamı yok ya da çok kötü bir anlamı var. Nasıl önemsiz buluyorsun böylesine sevdiğin halkının? Konstantin Levin, hiçbir zaman bir şey söylemedim ben diye geçirdiği içinden. Doktorsuzluktan ölmesini. Kara cahil kadınlar çocuklarını çamurla iyi etmeye çalışıyorlar. Halk bilgisizlikten kırılıyor. Eli kalem tutanın etkisi altında kalıyor. Oysa bütün bunlara engel olmak olanağı verilmiştir sana. Ama engel olmuyorsun, bu sence önemsiz olduğu için yardım etmiyorsun halka. Sergei Ivanovich şunu söylemek istiyordu Levine, ya elindeki olanakları görebilecek kadar gelişmiş değilsin ya da bunu yapmak için rahatını, gururunu gözden çıkaramıyorsun. Konstantin Levin, ağabeyinin söylediklerine boyun emekten ya da toplumsal sorunlara ilgi duymadığını itiraf etmekten başka yapacağı bir şeyin kalmadığını hissediyordu. Bu gururuna dokunuyor, üzüyordu onu. Kararlı, hem o hem öbürü, dedi. Bence olmayacak bir şeydir. Nasıl? Para bilerek harcanırsa doktor yardımı sağlanamaz mı? Sağlanamaz sanıyorum. Kar fırtınalarıyla, buzlar erirken vıcık vıcık yollarıyla, iç mevsimi sıkışıklığıyla 4000 versta karelik bölgemizin her yerine sağlık hizmetinin götürülmesine olanaksız görüyorum. Hem ben genelde tıp bilimine inanmam. Ama izninle şunu söyleyeyim, haksızsın. Binlerce örnek sayabilirim sana. Peki, ya okullar? Neye yarayacak okullar? Ne diyorsun sen? Öğrenimin yararlarından kuşku edilebilir mi? Sana yararı dokunduğuna göre başkalarına da dokunur. Konstantin Nevin tartışmada köşeye kıstırılmış hissetti kendini, bu yüzden de kızdı, elinde olmadan toplumsal sorunlara ilgisizliğinin asıl nedenini söyledi. Belki hepsi güzel şeylerdir bunların. Ama benim işime hiçbir zaman yaramayacak sağlık merkezlerinin kuruluşu için ne diye çalışayım? çocuklarımı yollamayacağım, köylülerin de çocuklarını vermek istemedikleri, üstelik yollamalarının gerekli olduğuna da inanmadığım okulların açılması için niçin çalışayım? Bu beklenmedik açıklama Sergei Ivanoviç'i bir an şaşırttı, bozguna uğrattı. Ama hemen yeni bir saldırı planı hazırladı. Bir an sustu, oltayı çekip gene attı suya, gülümseyerek döndü kardeşine, pekala. Sağlık merkezine gereksinimimiz oldu bir kez. Gördün işte, Agafya Mihailovna için doktor çağırdık. Öyle ama elinin yamuk kalacağını sanıyorum. Bir şey daha var, okuma yazması olan köylü, işçi senin için çok daha gerekli, değerlidir. Konstantin Levin kararlı. Hayır, dedi. Kime istersen sor, okuma yazması olan bir köylüden işçi olarak hayır gelmez. Yol yapımında da kullanamazsın onları. Köprü yaptırırsan yarısını çalarlar. Sergey Ivanoviç kaşlarını çattı. Ama, dedi. Asıl sorun bu değildir. Kendisine itiraz edilmesine, her söylediğine, bir konudan ötekine atlayan kardeşinin hangisine yanıt vereceğini şaşırdığı karma karışık karşıt düşünceler öne sürmesine canı sıkılıyordu. Bir dakika, öğrenimin halkın yararına olduğunu kabul ediyor musun sen? Levin dalgın kabul ediyorum dedi Ama bu söylediğinin doğru olmadığını düşündü o anda Bunu kabul ederse sözlerinin saçmalığının anlamsızlığının kendisine kanıtlanabileceğini hissediyordu Bunun nasıl kanıtlanabileceğini bilmiyor ama bunun kesinlikle kanıtlanacağını biliyor bunu bekliyordu da Öne sürülen kanıt Konstantin Levin'in beklediğinden çok daha basit çıktı Sergey Ivanovich, bunu bir yarar olarak kabul ediyorsan, dedi. O zaman dürüst bir insan olarak bu soruna ilgisiz kalamaz. Onun gerçekleşmesi için çalışmadan edemezsin. Konstantin Levin kızardı. Ama bu sorunu iyi, güzel kabul etmiyorum henüz, dedi. Nasıl? Peki, ama şimdi dedin ki, yani ne iyi ne de kötü olabilecek bir şey kabul ediyorum onu çaba harcamadan bilemezsin bunu. Levin, tutalım ki, oysa hiç de öyle düşünmüyordu, tutalım ki böyledir. Ama gene de benim bu yolda çalışmamı gerektirecek bir neden göremiyorum. Nasıl yani? Hayır, madem açtık bu konuyu, felsefe açısından açıkla bana bunu. Sergey Vavanoviç, kardeşine felsefeden söz etmek hakkını tanımıyormuş gibi Levin'e öyle gelmişti karşılık verdi. Felsefeyi ne diye karıştırıyorsun? Anlamadım. Levin heyecanlı, şunun için diye başladı. Bence eylemlerimizin kaynağı kim ne derse desin kişisel mutluluğumuzdur. Bizi harekete geçiren kişisel mutluluğumuzdur. Şimdi bölge kuruluşlarında bir toprak sahibi olarak benim yaranma olabilecek bir şey görmüyorum. Yollar iyi değil, bundan iyi de olamaz hem atlarım kötü yollarda da götürüyorlar beni. Doktor, sağlık merkezi de gerekli değil bana. Sulh yargıcına gereksinimim yok. Hiçbir zaman başvurmuyorum ona, vurmayacağım da. Okullar benim için gerekli olmadıktan başka, söylediğim gibi, zararlı da. Bölge kuruluşları benim için bir yüktür yalnızca, hektar başına 18 kapik ödemeye, kente gidip pirelerle gecelemeye, bir sürü saçma, iğrenç söz dinlemeye zorluyorlar beni. Oysa kişisel çıkarım bunlardan uzaklaşmamı gerektiriyor. Sergey Ivanoviç gülümseyerek kesti sözünü. Bir dakika, kişisel çıkarımız toprağa bağlı köylülere özgürlüklerinin verilmesi için çalışmamızı gerektirmiyordu. Ama çalıştık. Konstantin daha da heyecanlandı. Hayır, diye kesti ağabeyinin sözünü. Toprağa bağlı köylülere özgürlüklerinin verilmesi apayrı bir işti kişisel çıkar vardı burada. Bizleri, iyi insanları ezen, bize acı veren bir vicdan azabından kurtulmak istiyorduk. Ama bölge yönetim kurulunda görev almak, yılda bir kez uğradığını kentte kanalizasyon borularının nasıl döşenmesi gerektiğini, bu iş için kaç altın gerekli olduğu üzerine kafa patlatmak, jüri üyesi olup bir parça et çalan köylüyü yargılamak, savunma avukatlarının, savcıların saatler süren aptalca konuşmalarını dinlemek, Mahkeme başkanı olarak ihtiyar uşağını alık karşıma alıp sormak ona, sanık, eti çaldığını itiraf ediyor musun? Öyle mi? Konstantin Levin konudan uzaklaşmıştı. Mahkeme başkanı ile alık taklit ediyordu konuşurken. Bunun konuyla ilgili olduğunu sanıyordu. Ama Sergey Ivanoviç omuz silkti. Ne demek istiyorsun yani? Yalnız şunu demek istiyorum ki, beni, Kişisel çıkarımı yakından ilgilendiren haklarımı her zaman bütün gücümle savunacağım. Biz üniversite öğrencisiyken jandarmalar okulda arama yaptıkları, mektuplarımızı okudukları zaman yaptığım gibi şimdi de bütün gücümle savunmaya hazırım bu haklarımı. Öğrenim haklarımı, özgürlük haklarımı savunurum gene. Çocuklarımın, kardeşlerimin, hatta benim kaderimizi etkileyen askerlik yükümlülüğünü anlarım bana dokunan her şey üzerine düşüncelerimi söylemeye hazırım. Ama bölgenin 40 bin rublesinin nereye harcanacağına karar vermeyi ya da alık ayoşeyi yargılamayı anlamıyorum. Sözlerini tutan set yıkılmış gibi konuşuyordu Konstantin Levin. Sergey Ivanoviç gülümsedi. Peki yarın senin yargılanman gerekirse, eski mahkemelerde yargılanmak daha mı hoşuna giderdi? Yargılanmam hiçbir zaman gerekmeyecek adam kesmeyeceğim, böyle bir şey olmayacak. Hem bizim bu bölge kuruluşları da bütün bunlar da, Hamsin yoğurtusunda, Avrupa'da kendi kendine yetişen kurulara benzesin diye toprağa soktuğumuz kayın fidanlarından farksızdırlar. Ben yürekten sulayamam bu kayın fidanlarını, inanamam onlara. Konstantin Levin konudan ayrılmıştı gene. Sergey Ivanoviç, tartışmalarına bu kayın fidanlarının şimdi nereden karıştığına, gerçi kardeşinin bununla ne anlatmak istediğini hemen anlamıştı ya aklı ermiyormuş gibi omuzlarını kaldırdı. Böyle düşünmek olmaz, dedi. Ama Konstantin Levin, bildiği bu noksanlığını, toplum mutluluğuna karşı ilgisizliğini haklı göstermek istiyordu. Kişisel yarara, çıkara dayanmayan bir eylemin sağlam olamayacağı inancındayım genel bir felsefe gerçeğidir bu. Felsefe sözcüğünü, felsefeden söz etmeye herkes gibi onun da hakkı olduğunu göstermek istiyormuş gibi kararlı söylemişti. Sergei Ivanoviç bir kez daha gülümsedi. Kişisel eğilimleri üzerine de bir felsefesi var, diye düşündü. Neyse, felsefeyi bırak şimdi, dedi. Her yüzyılda felsefenin asıl amacı özellikle, kişisel çıkarla toplum çıkarı arasındaki bu gerekli bağ bulmaktır. Ama benim için önemli olan bu değildir. Senin karşılaştırmanı düzeltmek istiyorum. Benim için önemli olan odur. Kayın fidanları toprağa sokulmamış, bazıları dikilmiş, bazıları ekilmiştir. Hem daha bir dikkatli konuşmak gerekir bu konuda. Temellerinde önemli olan şeylere duyarlılığı olan, bu önemli şeylere değer veren ulusların geleceği vardır yalnızca. Ancak böyle uluslar için tarihsel denebilir. Sergei Ivanoviç böylece, Konstantin Levin'e yabancı olduğu bir konuya, felsefe tarihi konusuna geçti. Kardeşine düşüncesinin yanlış olduğunu kanıtladı. Bundan hoşlanmamana gelince, kusura bakma, ama bizim Rus tembelliğimizden, kişizadelimizden geliyor bu. Ama bu yanılmanın geçici olduğuna, bir zaman sonra doğru düşüneceğine inanıyorum. Konstantin susuyordu. Her yandan bozguna uğratıldığını hissediyor ama aynı zamanda anlatmak istediği şeyi ağabeyinin anlamadığını düşünüyordu. Ancak ağabeyinin onun için iyi anlatamadığı için mi, yoksa anlayamadığı için mi anlamadığını bilmiyordu. Ama daha derin düşünmedi bunları. Ağabeyine itiraz etmeden bambaşka şeyleri, kişisel bir işini düşünmeye başladı. Sergey Ivanoviç son oltayı da sardı. Atı çözdü, eve yollandılar. Abe ile konuşurken Levin'in düşündüğü kişisel işi şuydu: Geçen yıl bir gün ot biçilirken çayıra uğramış, kahyaya kızıp can sıkıntısını dağıtmak için her zaman yaptığını yapmıştı. Bir köylüden tırpanı alıp ot biçmeye başlamıştı. Bu iş öylesine hoşuna gitmişti ki, sonra birkaç kez daha ot biçmişti. Evin önündeki çayırın otunu da o biçmişti bu yılda daha ilkbaharda kararını vermişti. Birkaç gün sabahtan akşama dek köylülerle ot biçecekti. Abi geldi geleli, biçsin mi biçmesin mi? Düşünüyordu hep. Abi'ni bütün gün yalnız bırakmak istemiyor. Ayrıca ot biçiyor diye abi'nin onunla alay edeceğinden korkuyordu. Ama çayırda dolaşınca ot biçerken hissettiklerini anımsamıştı biçmeye hemen hemen kesin kararını vermişti. Abi ile arasında geçen sinir bozucu konuşmadan sonra bu niyetini gene anımsamıştı. Bedenimi hareket ettirmeliyim, iyice hantallaştım, diye geçirdi içinden. Abi'ne karşı da, köylülere karşı da mahcup olmayı göze alıp kararını verdi. Konstantin Nevin akşam büroya gitti, işlerin nasıl yürütüleceği üzerine gerekli emirleri verdi yarın ot biçimine işçi bulmaları için köylere adam yolladı. Yarın biçmeye en iyi, en büyük çayırdan, Kolinov çayırından başlayacaklardı. Bozulmamaya çalışarak, lütfen benim tırpanımı da tite yollayın, dedi. Bilesin, yarın çayıra götürsün. Belki ben de biçerim. Kahya gülümsedi. Baş üstüne efendim. Akşam çayını içerlerken Levin ağabeyine, Hava durgunlaştı galiba, dedi. Yarın ot biçmeye başlıyorum. Sergey Ivanoviç, ot biçimini çok severim, dedi. Ben bayılırım. Bazen ben de biçerim köylülerle. Yarın da bütün gün biçmek niyetindeyim. Sergey Ivanoviç başını kaldırdı, merakla baktı kardeşine. Nasıl yani? dedi. Köylüler gibi onlarla birlikte bütün gün mü? Evet, çok hoş oluyor. Sergey Ivanovich ciddileşti. Bedeni hareket ettirmek için iyi bir yol bu, dedi. Ama dayanabileceğini sanmam. Denedim. Önce güç geliyor biraz, ama açılıyorsun sonra. Bırakmayacağımı sanıyorum. Güzel. Ama köylüler nasıl karşılayacaklar bunu? Bey garip garip şeyler yapıyor diye alay edeceklerdir, Hayır, sanmam. Hem bu öylesine neşeli, ağır bir iş ki, düşünmeye zamanı olmuyor insanın. Peki, yemek nasıl yiyeceksin onlarla? Sana oraya şarapla hindi kızartması yollamak olmaz. Hayır, dinlenmek için işe topluca ara verildiğinde eve geleceğim. Devrisi sabah her zamankinden erken kalktı Konstantin Levin, ama çiftlik işleri oyaladı onu. Çayır'a geldiğinde biçiciler ikinci sıradaydılar. Daha tepeye çıktığında yamacın dibinde gölgede çayırın sıraları çizik çizik belli, biçilmiş bölümünü görmüştü. Biçiciler siyah kaftanlarını ilk sıraya başladıkları yerde çıkarıp küme küme koymuşlardı. Yaklaştıkça ip gibi dizilmiş ot biçen köylüleri daha iyi görüyordu. Birbiri arkasından yürüyor, karışık bir biçimde tırpan sallıyorlardı bazıları çıkarmamıştı kaftanlarını, bazıları ise gömlekliydi. Saydı, 42 kişiydiler. Çayırın girintili çıkıntılı zemininde burada eski bir bent vardı ağır derliyorlardı. Levin kendi adamlarından birkaçını tanıdı. Uzun beyaz gömleğiyle ihtiyar yerini oradaydı. Öne iyice eğilmiş, tırpanı öyle sallıyordu. Daha önce Levi'nin yanında arabacılık etmiş genç, cana yakın maskada oradaydı. Öteki işçilerden daha hızlı sallıyordu tırpanı. Levi'ne ot biçmesini öğreten tit de vardı. Ufak tefek, zayıf bir köylüydü. En öndeydi, eğilmeden, oyuncak gibi sallıyordu tırpanı. En geniş sıra onunkiydi. Levin attan indi, yolun kenarında ağaca bağladı atını. Tit çalıların arasından aldığı tırpanı ona uzatırken gülümseyerek, tırpanınız hazır efendim, dedi. Cilet gibi oldu, dokunur dokunmaz kesiyor. Levin tırpanı alıp şöyle bir denedi. Sıralarını bitiren terli, neşeli köylüler birbiri arkasından yola çıkıyor, gülümseyerek selamlaşıyorlardı beyle. Hepsi bakıyordu Levin'e ama bir şey söylemiyorlardı. Sakalsız yüzü buruş buruş, uzun boylu, koyun derisi ceketli ihtiyar bir köylü yola çıkıp onunla konuşmaya başlayınca edek sustular. İhtiyar köylü, bak bey, dedi. Madem eline aldın tırpanı, geri kalmamalısın. Levin saygılı gülümsediklerini duydu işçilerin. Titin arkasında durup başlama zamanını beklerken, kalmamaya çalışırım, dedi. İhtiyar köylü, hadi bakalım. Dedi. Tit yer açtı. Levin arkasından yürüdü. Yola yakın yerlerde ot alçaktı. Çoktandır ot biçmemiş, üzerine yönelmiş bakışlar altında sıkılan Levin, tırpanı var gücüyle sallamasına karşın çok kötü biçiyordu. Arkasından sesler duyuluyordu, tırpanın sapı iyi takılmamış, diyordu biri, tutamağı yüksek, baksana nasıl eğiliyor. Bir başkası, topuklarını daha sıkı bas, diyordu. İhtiyar, İyi, iyi dedi. Güzel biçiyor. İyi gidiyor. Yalnız geniş tuttun sıranı bey, yorulacaksın. İyi çalışıyorsun bey. Baksana, kenardaki otları uzun bırakmışsın. Böyle yapınca belimize indirirlerdi sopayı eskiden. Ot giderek yumuşuyordu. Levin söylenenleri dinleyerek ama karşılık vermeden Elinden geldiğince iyi biçmeye çalışarak titin arkasından yürüyordu. Yüz adım yürümüşlerdi. Tit durmadan yürüyordu. Yorulmuşa hiç benzemiyordu. Ama levin için çok olmuştu, dayanamıyordu artık. Müthiş yorulmuştu. Son gücünü kullanarak tırpan salladığım hissediyordu. Durmasını söylemeye karar verdi Tite. Ama tam o anda Tit kendiliğinden durdu. Eğilip bir tutam ot aldı, tırpanının ağzını sildi, bilemeye başladı. Levin şöyle bir doğruldu, derin bir soluk alıp çevresine bakındı. Arkasında bir köylü vardı. Besbelli o da çok yorulmuştu. Çünkü Levin'in bulunduğu yere gelmeden durdu, tırpanını bilemeye koyuldu. Tit kendi tırpanını biledikten sonra Levin'inkini de biledi sonra biçmeye başladılar gene. Gene aynı şey oldu. Tit tırpanı sallayarak durmadan, yorulmadan yürüyordu. Levin, arayı açmamaya çalışarak arkasından yürüyordu. Giderek daha güç oluyordu onun için bu, bütün gücünün tükendiğini hissettiği anlar oluyor ama tam o anda tit tırpanları bilemek için duruyordu. Birinci sırayı böyle bitirdiler. Oldukça uzun olan bu sırayı Levin çok zor bitirmişti. Ama sonra sırayı bitirip de tit tırpanını omzuna vurup ayak izlerinin olduğu kendi kestiği bölümden geri yürüdüğünde Levin de kendi kestiği bölümden geri yürüyünce, ter taneleri şakaklarından yuvarlandı, burnunun tepesinden damladı, sırtı terden sırılsıklam olduğu halde bütün yorgunluğunu unuttu. Onu asıl sevindiren, bu işe dayanabileceğini hissetmesiydi. Onun sırasının iyi biçilmemiş olmasıydı yalnız keyfini kaçıran, titin bilip gibi düzgün sırasını kendi darmadağınık, sağ sola saçılmış sırasıyla karşılaştırırken, kolumu daha az, bedenimi daha çok sallayacağım diye düşünüyordu. Titin birinci sırayı efendisini denemek için olacak bilerek hızlı gittiğini fark etmişti Levin. Hem şansına uzun bir sıraydı. Öteki sıralar daha kısaydı. Ama Levin, köylülerden geri kalmamak için olanca gücünü harcamak zorunda kalıyordu gene. Köylülerden geri kalmamaktan, elinden geldiğince iyi biçmekten başka bir düşüncesi de, isteği de yoktu o anda. Yalnızca tırpanların hışırtılarını duyuyor, önünde, titin uzaklaşan dimdik sırtını, yarım daire sıra başlarını, ağır ağır devrilen otları, tırpanının ağzı çevresinde çiçekleri, bir detayları da de, dinlenebileceği sıra sonunu görüyordu yalnızca. İş arasında nereden, nasıl geldiğini anlayamadığı tatlı bir serinlik duygusu dolaştı bir ara kızgın, terli omuzlarında. Tırpanlar bilenirken başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Koyu, alçak bir bulut tepelerine gelmişti, iri taneli bir yağmur başladı. Bazı köylüler kaftanlarının yanına koştular, giydiler. Bazıları da tıpkı Levin gibi bu tatlı serinliğin altında hazla omuzlarını kaldırdılar sıralar birbiri ardından bitti. Uzun sıralar, kısa sıralar, iyi otlu, kötü otlu sıralar vardı. Levin zamanı hepten unutmuştu. Geç miydi, henüz erken miydi, hiç bilmiyordu. Ot biçmesi, ona büyük haz verecek ölçüde düzelmişti. Gün ortalarına doğru ne yaptığını unuttu, kendini hafif hissettiği anları oluyordu. Böyle anlarda onun sırası da titinki gibi dümdüz, güzel oluyordu. Ne var ki, ne yaptığını düşündü mü, daha iyi biçmek için çaba harcamaya başladı mı işin bütün güçlüğünü hissediyor, sırası da kötü oluyordu. Bir sırayı daha bitirdikten sonra Levin gene başa yürüyordu ki, tit durdu, ihtiyarın yanına gidip alçak sesle bir şeyler söyledi ona. İkisi de güneşe baktılar. Levin, ne konuşuyorlar, niçin yeni sıraya başlamıyorlar, diye geçirdi içinden. Köylülerin hiç dinlenmeden en azından dört saat ot biçtiklerini, yemek yemeleri gerektiğini anlayamıyordu. İhtiyar, kahvaltı yapacağız bey, dedi. Vakit geldi mi? Pekala. Levin tırpanını tite verdi. Biçilmiş uzun alanda, Yağmurun hafiften ıslattığı sıraları geçip kaftanlarının yanına ekmeklerini almaya giden köylülerle birlikte atının yanına gitti. Ancak orada anladı havayı iyi tahmin edemediğini, otunun ıslandığını. Otu bozacak yağmur, dedi. İhtiyar, yok efendim, dedi. Yağmurda otu biç, iyi havada topla, derler. Levin atını çözdü, kahvesini içmeye eve yollandı. Sergey Ivanoviç yeni kalkmıştı. Levin kahvesini içip Sergey Ivanoviç giyinip yemek salonuna çıkmadan gene ot biçmeye gitti. Kahvaltıdan sonra Levin eski yerinde değil, onu yanına çağıran şakacı ihtiyarla sonbaharda evlenmiş, ilk kez ot biçmeye çıkan genç bir köylünün arasında sıraya girmişti. İhtiyar, Levin'in önünde dimdik yürüyor, dışa dönüp bacaklarıyla düzenli bir biçimde adım alıyor, görünüşte, onun için yolda yürürken kollarını sallamak kadar rahatlıkla oyuncak gibi sallıyordu tırpanı. Kestiği otlar dümdüz diziliyordu. Keskin ağızlı tırpan kendi dalıyordu sanki otların arasına. Levi'nin arkasında genç Mişka vardı. Sevimli, genç yüzünde kaslar kendini zorlamaktan kıpır kıpırdı. Ama biri dönüp ona baktığında gülümsüyordu. Saçlarını taze otlarla yaptığı bir örgüyle bağlamıştı. Çalışmanın ona ağır geldiğini itiraf etmektense ölmeye hazırdı. Levin ikisinin arasındaydı. Günün en sıcak saatlerinde ot biçmek ona şimdi sabahki kadar ağır gelmiyordu. Bedeninin her yanını sırılsıklam etmiş ters serinletiyordu onu. Sırtını, başını, dirseklerine kadar sıvadığı kollarını yakan güneş güç veriyordu ona ne yaptığını unuttu, bunu düşünmediği anlar daha sık oluyordu şimdi. Tırpan kendiliğinden kesiyordu. Çok mutlu anlardı bunlar. Sıraların son bulduğu dereye vardıklarında ihtiyar, otların ıslattığı tırpanının ağzını derenin serin sularında yıkadığı, maşrapayı suya daldırıp ona uzattığı anlar daha da mutlu oluyordu Levin. İhtiyar, göz kırparak, buyurun benim kvasımdan. 48 diyordu. Nasıl iyi mi? Gerçekten delevin içinde yeşilliklerin yüzdü, teneke maşrapanın tadı sinmiş buğuluk su kadar güzel bir içki içmemişti ömründe. Sonra eli tırpanın üzerinde yavaş, mutlu bir yürüyüş başlıyordu. Bu yürüyüş sırasında akan terlerini silebiliyor, derin soluk alabiliyor, dizilmiş köylülere çevresinde, koruda, tarlada neler yapıldığına bakabiliyordu. Levin biçtikçe her şeyi unuttu, artık tıpanı kollarının sallamadı, tıpanın kendiliğinden savruldu. kendisiyle birlikte levinin canlı bedenini salladığı anlar daha sık oluyordu. Ortada bir büyü varmış gibi böyle anlarda iş en iyi, en düzgün biçimde kendiliğinden olu veriyordu. En mutlu dakikalardı bunlar. Ancak bu bilinçsiz hareketlere bir son verip bir topağın çevresinin otunun nasıl biçileceğini ya da ayıklanmamış kuzu kulağının nasıl temizleneceğini düşünmek gerektiğinde hiç de hoş olmuyordu bu. İhtiyar bunu çok kolay yapıyordu. Önüne bir topak çıkınca hareketini değiştiriyor, bazen tırpanın dibiyle topağı iki yandan kısa kısa hareketlerle dağıtıyordu. Bunu yaparken önüne bakıyordu hep. K bir yabani çilek koparıp yiyor ya da levine uzatıyor. K tırpanın ucuyla bir dalı öteye uzatıyor. K bir bıldırcın yuvasını inceliyor. Ana bıldırcın tırpanın tam altından uçup gidiyordu. KH önüne çıkan bir kara yılanı yakalıyor. Çatalın ucunda gibi tırpanıyla kaldırıyordu onu. Levine gösterip atıyordu. Levin içinde arkasındaki delikanlı içinde bu hareket değişiklikleri güç oluyordu. Bir hareket tutturup kaptırıyorlardı kendilerini. Hareketlerini değiştirecek, önlerinde ne olup bitiyor bakacak durumları olmuyordu. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyordu Levin. Kaç saat ot biçtiğini sorsalardı, yarım saat derdi. Oysa ikindi yemeği saati yaklaşmıştı. Bir sırayı daha bitirdiklerinde ihtiyar, birkaç yandan onlara doğru gelmekte olan kızlı erkekli çocukları gösterdi Levin'e. Bazıları yoldan, bazıları neredeyse boylarını aşan otların içinden, çayırdan geliyorlardı. Ellerinde zayıf kollarını aşağı çeken ekmek dolu bohçalar, ağızları birer bez parçasıyla tıkanmış kvas testileri vardı. Levin, çocukları gösterip, böcekler geliyor, dedi. Elini kaldırdı, gözüne siper yapıp baktı güneşe. İki sıra daha biçtiler. İhtiyar durdu kararlı "Hadi artık bey." dedi. Yemek zamanı geldi. Köylüler dereye varınca sıraları geçip kaftanlarının olduğu yere yemeklerini getirmiş. Orada oturup onları bekleyen çocukların yanına yürüdüler. Uzaktan gelen köylüler arabalarının altında, yakından gelenler üzerine ot yaydıkları söğüt çalılarının altında toplandılar. Levin yanlarına oturdu. Canı eve gitmek istemiyordu. B'ye karşı her türlü sıkılma çoktan kalkmıştı köylüler arasında. Yemeğe hazırlanıyorlardı. Köylüler ellerini yüzlerini yıkadılar, çocuklar dereye girdiler, bazıları dinlenmek için yer hazırlıyordu. Ekmek bohçalarını çözüyor, kvas testilerinin ağızlarındaki bez parçalarını çıkarıyorlardı. İhtiyar çanağına bir parça ekmek doğradı, kaşanın sapıyla ezdi ekmeği, maşrapadan biraz su döktü üzerine biraz daha ekmek doğradı, tuz da koydu, sonra doğuya dönüp duasını yaptı. Çanağının önünde yere diz çökerken, buyur bey, benim çorbaya, dedi. Çorba öylesine lezzetliydi ki, Levin yemeğe eve gitmekten vazgeçti. İhtiyarla yedi. İhtiyarın ev işleri üzerine konuşmaya başladılar. İhtiyar köylünün anlattıklarıyla Levin yakından ilgileniyordu. Sonra Levin, ihtiyarı ilgilendirebilecek işlerinin durumlarının hepsini anlattı ona. Abeyinden yakın hissediyordu kendini bu köylüye. Ona duyduğu yakınlığı düşündükçe elinde olmadan gülümsüyordu. İhtiyar ayağa kalkıp yemek sonrası duasını da ettikten sonra, başının altına bir tutam ot alıp çalının altına uzanınca Levin de aynı şeyi yaptı. Güneşte insana rahat vermeyen sineklere, terli bedenini, yüzünü ısıran Böceklere aldırmadan hemen uyudu. Ancak, güneş çalının ötesine geçip de ona vurunca uyandı. İhtiyar çoktan uyanmış, gençlerin tırpanlarını biliyordu. Levin bakındı, bulunduğu yeri tanıyamadı. Her şey öylesine değişmişti. Çayırın büyük bir bölümü biçilmiş, tatlı tatlı kokan sıraları akşamın yatay ışınları altında bambaşka bir ışıkla parlıyorlardı. Dere'nin kıyısındaki, çevrelerindeki otlar biçilmiş küçük ağaçlarda, daha önce görünmeyen, şimdi ise kıvrımlarıyla pırıl pırıl parlayan derede, yavaş yavaş kalkan, gidip gelen işçilerde, çayırın henüz biçilmemiş yerinin başladığı yerdeki kalın ot duvarı da, çıplak kalan çayırın üzerinde dolanan atmacalarda hepsi yepyeni, bambaşka şeylerdi. Levin iyice ayılınca ne kadar yer biçtiklerini, bugün daha ne kadar biçebileceklerini düşünmeye başladı. 42 kişi için çok yer biçmişlerdi. Toprağa bağlı köleler devrinde 30 kişinin iki günde biçtiği koca çayır bitmiş sayılırdı. Kısa sıraların olduğu köşeler kalmıştı ancak, ama Levin bugün elden geldiğince çok yer biçmek istiyor, ufka hızla yaklaşan güneşe baktıkça canı sıkılıyordu. Hiç yorgun değildi. Daha çabuk çalışmak, elden geldiğince çok biçmek istiyordu. İhtiyara, ne dersin? Maşka sırtını da biçebilir miyiz bugün? Diye sordu. Tanrı bilir, güneş iniyor ya. Çocuklara birkaç kapik bahşiş verecek misiniz? Dinlenmek için ara verilip köylüler gene oturduklarında, sigara içenler sigaralarını yaktıklarında ihtiyar, çocuklara maşka sırtını biçersek bahşiş alacağız, diye bildirdi. Köylüler arasında sesler duyuldu, biçmez miyiz hiç? Hadi tit, kalk. Var gücümüzle sallayalım tırpanımızı. Gece yersin ekmeğini. Hadi kalk. Ekmeklerini yedikten sonra hep birlikte kalktılar, yürüdüler. Tit en önde koşarcasına yürüyordu. Hadi çocuklar, çabuk olun. Ona yetişmekte güçlük çekmeyen ihtiyar, yürü, yürü. Diyordu. Seni de biçerim ha. Dikkatli ol. Gençler de ihtiyarlarda yarışıyorlardı sanki. Şimdi daha çabuk biçiyorlardı ama otu bozmuyorlardı. Sıralar gene düzgün, temiz oluyordu. Köşede kalan parça beş dakikada bitmişti. Ötekiler sırayı bitirip kaftanlarını aldıktan sonra yolu geçip başka sırtına yollandıklarında diğerleri sıra sonuna daha yeni yaklaşmaktaydılar. Maşrapaları ses çıkararak maşka sırtının yamacındaki koruya girdiklerinde güneş ağaçların üzerine iniyordu. Korunun içindeki çayırda ot insanın beline geliyordu. Yumuşak, körpe, geniş yapraklı, koyu yeşil bir ottu. Sıraları uzunlamasına mı, enlemesine mi yapacaklarına kısa bir görüşmeden sonra karar verdikten sonra, iyi bir orakçı olan iri yarı, Esmer Prohori Yermil'in öne geçti en önde bitirdi sırayı, geri döndü. Herkes onun arkasında sıra oldu, yamaçtan yukarı doğru çıkmaya başladılar. Güneş korunun arkasına inmişti. Çiğ düşmeye başlamıştı. Ancak tepeye çıktıklarında vuruyordu onlara güneş. Topraktan hafif bir bunun yükseldiği aşağılarda serin, ıslak bir gölgede yürüyorlardı. Arı gibi çalışıyorlardı. Top bir hışırtıyla kesilen baharat kokulu ot sıra sıra uzanıyordu. Kısa sıralarda sıkışıyorlar, maşrapaları ses çıkararak, tırpanlarını birbirininkine çarparak, tırpanlarını bileyerek, neşeyle bağırıp çağırarak yarışıyorlardı. Levin sevimli delikanlıyla ihtiyarın arasındaydı hep. Koyun postundan ceketini giymiş ihtiyar gene neşeli, şakacıydı, hareketleri serbestti gene. Koruda gül otların arasında, tepanların kestiği mantarlar görünüyordu sık sık. İhtiyar, mantarları görünce eğiliyor, alıp koynuna sokuyordu. Bizim koca karıya bir arman daha, diyordu. İnce, ıslak otu kesmek çok kolaydı, ama dik yamaca inip çıkmak zordu. Ancak ihtiyarın buna aldırdığı yoktu. Tırpanını hep aynı rahatlıkla sallayarak, geniş örme ayakkabılar ayağında, kısa adımlarla ağır ağır yukarı çıkıyordu. Bütün bedeni de, gömleğinin etekleri de sallanıyordu. Bir mantarı kaçırmıyor, köylülerle de Levin ile de şakalaşıyordu. Levin, ihtiyarın arkasından yürüyor, elinde tırpanla böylesine dik bir yamacı çıkarken, yüzde yüz düşeceğini düşünüyordu. Böylesine bir yamaca elinde tırpan olmadan bile çıkmak güçtü ama çıkıyordu Levin, gereken her şeyi yapıyordu. İçinden gelen bir gücün onu hareket ettirdiğini hissediyordu. Altı maşka sırtını biçtiler, son sıraları da bitirdiler. Köylüler kaftanlarını giyip neşeyle yola koyuldular. Levin atına bindi, köylülerden istemeye istemeye ayrılıp eve yollandı. Tepeden baktı, aşağıda yükselen budan görünmüyorlardı. Yalnız neşeli, kaba sesleri, kahkahaları, birbirine çarpan tırpanların şakırtıları duyuluyordu. Levin, terden alnına yapışmış saçları darmadağınık, gömleğinin ıslak göğsü, sırtı simsiyah, neşeyle konuşarak ağabeyinin odasına daldığında Sergey Ivanoviç yemeğini yemiş, postadan yeni gelmiş gazeteleri odasında göz gezdiriyor, limonata içiyordu. Levin, dün aralarında geçen tatsız konuşmayı unutmuştu bütün çayırı biçtik. Dedi. Ah ne güzel, ne hoştu. Sen ne ilemdesin bakalım. Başını kaldırıp kardeşine baktı Sergei Ivanoviç, aman tanrım. Dedi. Bu halinle. Sesini yükseltti, kapıyı kapa, çabuk kapıyı kapa. 15-20 tane getirmişsindir, yüzde yüz. Sergei Ivanoviç sinekten nefret eder, Odasının pencerelerini yalnız geceleri açar, kapılarını sıkı sıkı kapardı. Vallahi getirmedim. Getirdiysem yakalarım. Ne büyük bir zevkti, bilemezsin. Sen nasıl geçirdin günü? Çok güzel. Bütün gün ot mu biçtin yoksa? Sanırım kurt gibi açsındır. Kuzma her şeyi hazırladı. Hayır, hiç aç değilim. Orada yedim. Şimdi gidip yıkanacağım. Sergei Ivanoviç başını sallayarak baktı kardeşine. Hadi git, git, biraz sonra gelirim. Kitaplarını toplayıp kalkmaya hazırlanırken, hadi çabuk ol, git, diye ekledi. O da neşelenmişti birden, kardeşinin yanından ayrılmak istemiyordu canı. E yağmurda neredeydin? Ne yağmuru? Birkaç damla düştü hepsi, o, biraz sonra geleceğim. Sıkılmadın değil mi yalnız? Çok güzel. Levin giyinmeye gitti. Beş dakika sonra yemek odasında buluştular kardeşler. Gerçi aç olmadığını, canının yemek istemediğini sanıyordu. Levin, sırf kuzmayı gücendirmemek için oturmuştu masaya. Ama yemeğe başlayınca yemek son derece lezzetli gelmişti ona. Sergei Ivanoviç gülümseyerek izliyordu onu. Ah evet, bir mektup var sana dedi. Kuzma, aşağıdan getir lütfen mektubu. Kapıyı sıkı sıkı kapatmayı unutma sakın. Mektup Oblonski dendi. Levin yüksek sesle okudu. Oblonski, Petersburg'dan yazıyordu. Doliden bir mektup aldım yerbusuoda şimdi. İşleri iyi değil biraz. Lütfen gidiver yanına, bir akıl ver ona, her şeyi bilirsin. Seni gördüğüne çok çok sevinecek. Yapayalnız kaldı orada zavallı. Haynanam ötekilerle Avrupa'da. Levin, bu güzel işte, dedi. Gideceğim. İstersen birlikte gideriz. Ferkalade bir kadındır. Oldu mu? Uzak değil mi yer bu şov Otuz versta. Belki kırk verstadır. Ama yol düzgündür güzel bir yolculuk olacak. Sergey Ivanoviç hep gülümseyerek, pekala, dedi. Kardeşinin dış görünüşü neşelendirmişti onu. Tabağın üzerine eğilmiş, yanık, kırmızı yüzüne, ensesine bakarak, iştahına diyecek yok, dedi. Öyle. Bu rejimin her çeşit hastalığa karşı ne iyi olduğunu bilemezsin. Tıp bilimini yeni bir terimle zenginleştirmek istiyorum, Arbeitscür. Ama senin için gerekli değil bu sanırım. Evet ama bazı sinir hastaları için gereklidir. Denemek gerek. Gelip seni ot biçerken görmek istiyordum ama öyle bir sıcak vardı ki korudan öteye geçemedim. Arabaya binip koru yoluyla köye gittim. Senin beslemen bir kıza rastladım. Köylülerin senin üzerine neler düşündüklerini öğrenmek için sorguya çektim onu anladığım kadarıyla doğru bulmuyorlar yaptıklarını. Kız, beylerin işi değil bu, dedi. Bana öyle geliyor ki, köylülerin, beylerin işi dedikleri konuda halkın kesin bir düşüncesi vardır. Beylerin, onların düşünceleriyle sınırlı çerçeveden dışarı çıkmalarını hazmedemiyorlar. Olabilir, ama bu, ömrümde tattığım hazların en büyüğüydü. Hem kötü bir şey yok bunda. Öyle değil mi? Onlar hoşlanmıyorlarsa ne yapalım? Bence hiç önemi yok bunun. Sence? Sergey Ivanoviç, bugünü mutlu geçirdiğini görüyorum, dedi. Hem de çok. Bütün çayırı biçtik. Öylesine hoş bir ihtiyarla arkadaş oldum ki orada, ne güzel bir gündü, bilemezsin. Demek güzel geçti günün. Benimki de. Önce iki satranç problemi çözdüm. Hele biri çok ilginçti. Piyade ile çözülüyor. Gösteririm sana. Sonra dünkü konuşmamızı düşündüm. Karne iyice doyan Levin derin bir soluk alıp gözlerini mutlulukla kısarak, ne? Dedi. Dünkü konuşmamızı mı? Dün ne üzerine konuştuklarını hiç anımsamıyordu. Sergey Ivanoviç, bir bakıma haklısın galiba, dedi. Aramızdaki düşünce ayrılığı şuradan geliyor. Sen, insanı harekete geçiren gücün kişisel çıkarı olduğu görüşündesin. Bense, kafası biraz çalışan, dünyadan biraz haberi olan her insanda, toplumun mutluluğu için çalışmanın bir gereksinme olduğu. Kişisel çıkarın daha bir çekici olduğunu söylerken haklısın belki. Fransızların dediği gibi, biraz fazla primesat yere, 49 yaradılışlısın ya bütün varlığınla çalışmalısın ya da hiçbir şey yapmamalısın. Levin ağabeyini dinliyor, onun sözlerinden bir şey anlamıyor, anlamak da istemiyordu. Ağabeyinin ona bir şey duymadığını belli edecek bir soru sormasından korkuyordu. Sergey Ivanoviç onzuna dokundu. Böyle işte dostum, dedi. Levin suçlu bir çocuk gibi gülümsüyordu. Evet, öyle ben de ısrar etmiyorum zaten. Neyi tartışmıştık, diye düşünüyordu. Anlaşılan hem o haklı hem ben. Her şey de yolunda, güzel. Yalnız, benim büroya gidip çalışmam gerek. Gerinerek ayağa kalktı. Gülümsedi. Sergey Ivanoviç de gülümsedi. Çevresine canlılık, tazelik yayan kardeşinden ayrılmak istemiyordu dolaşmak istiyorsan birlikte çıkalım, dedi. İşin varsa büroya gidelim. Levin, tüh! diye haykırdı. Öyle bağırmıştı ki, korkmuştu Sergei Ivanoviç. Ne oldu? Levin alnına vurdu. Agafya Mihailovna'nın eline oldu. Dedi. Çok iyi. Gene de koşup bir bakayım. Daha şapkanı giymeden gelirim topuklarını vura vura koşarak indi merdiveni. Stepan Arkadievich devlet memuru olmayanların anlayamayacakları ama devlet memuru herkesin çok iyi bildiği en doğal devlet hizmetinde çalışabilmek için en gerekli görevini yerine getirmek, bakanlığa kendini göstermek, varlığını anımsatmak için Petersburg'a gidip bu görevi yerine getirmiş olmak için evdeki bütün parayı yanına alıp burada yarışlarda. Sayfiyelerde zamanını pek hoş neşeyle geçirirken Doli. Masrafları elden geldiğince kısmak amacıyla çocuklarla köye taşınmıştı. İlkbaharda korusunu sattıkları, Dolinin drahomasında olan Yarbuşovo köyüydü bu. Levin'in Pokrovski köyünden 50 versta uzaktaydı. Yarbuşovo'daki eski büyük konak çoktandır oturulamayacak durumdaydı. Daha prens zamanında ağlı içindeki küçük ev onarılmış, büyütülmüştü. Küçük ev bütün küçük evler gibi İki yana ağaçlıklı ana yola ve güneye yanını vermiş olmasına karşın, bundan 20 yıl önce Doli henüz çocukken iyi oturulacak durumdaydı. Ama şimdi çok eskiydi. Her yanı çürümüştü. Stepan Arkadievich ilk baharda koruyu satmaya gelirken Doli eve bakmasını, gereken yerlerinin onarılması için adamlarına emir vermesini söylemişti. Suçlu her koca gibi karısının gözünün içine bakan Stepan Arkadievich evi kendi dolaşmış. Gerekli gördüğü şeylerin yapılması için emir vermişti. Bütün mobilyanın kumaş kaplanması, perdelerin takılması, bahçenin temizlenmesi, havuza küçük bir köprü yapılması, çiçek dikilmesiydi gerekli gördüğü şeyler. Ama eksiklikleri sonra Darya Aleksandrovna'ya çok sıkıntı çektiren önemli birçok şeyi unutmuştu. Stepan Arkadievici kusursuz bir baba, bir koca olmaya çok çalışıyordu ya, bir karısı, çocukları olduğunu unutuyordu arada bekar erkeklerde olan zevkler vardı onda. Bir bekar erkek gibi düşünüyordu. Moskova'ya dönünce karısına gururla her şeyin hazır olduğunu, evin çok çok güzel olacağını, orada çok rahat edeceklerini bildirmişti. Karısının köye gitmesi Stepan Arkadyevich için her bakımdan çok iyiydi. Hem çocuklar kır havası alacaklardı, hem masraflar azalacaktı, hem o daha serbest kalacaktı. Darya Aleksandrovna'ya gelince, yazlığa köye gitmeyi çocukların, özellikle kızıldan sonra kendini bir türlü toparlayamayan kızının sağlığı için zorunlu buluyordu. Hem böylece oduncuya, balıkçıya, ayakkabıcıya olan küçük borçların verdiği yüz karasından, acılardan kurtulacaktı. Oraya gitmeyi ayrıca, doktorların kaplıcaya yolladığı, yaz ortasında dönecek kız kardeşi Kiti'yi köye, yanına alabileceği için istiyordu kaplıcadan ona yolladığı mektuplarda yazı Doli'nin yanında, ikisi içinde çocukluk anılarıyla dolu yer bu şovada geçirmeyi çok istediğini yazmıştı. Köy yaşamı Doli'ye ilk başta çok ağır gelmişti. Çocukluğunda kalmıştı köyde. Köyün kentin dertlerinden bir kurtuluş yeri oldu, orada yaşamın güzel olmasa bile Doli kabul ederdi bunu, ucuz, rahat olduğu, her şey vardı orada, her şey ucuzdu, her istediği bulunurdu, çocuklar da temiz hava alırlardı. Anısı kalmıştı içinde çocukluğunda. Ama şimdi köye hanımefendi olarak gelince işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını anlamıştı. Geldiklerinin devrisi günü bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Gece koridorda çocukların yatak odası da aktı. Öyle ki kayolaları konuk odasına taşımak zorunda kaldılar. Aşçı yoktu. Bakıcının söylediğine göre on inekten bazıları gebe, bazıları buzağlamış, bazıları ise yaşlıydı. Bazıları da sütten kesilmişti. Süt de yağda çocuklara bile yetmiyordu. Yumurta hiç yoktu. Tavuk bulmak olanaksızdı. Kocamış, sıska horozları kesip kızartıyorlardı, haşlıyorlardı. Yerleri yıkatmak için bir kadın bulamıyorlardı. Hepsi patates topluyordu. Arabayla gezemezlerdi, çünkü atlardan biri huysuzluk ediyordu. Yüzecek bir yer yoktu. Derenin kıyısı hem hayvan pisliğiyle kaplıydı, hem yoldan görünüyordu. Hayvanlar çitin kırık bir yerinden bahçeye girdiği için dolaşmaya bile çıkamıyorlardı. Korkunç bir öküz vardı, çocukları vurmasından korkuyorlardı. Elbiseleri koymak için dolap yoktu olanlar da ya kapanmıyor ya da yanlarından biri geçerken kapıları kendiliklerinden açılıyordu. Çömlek, küp yoktu. Çamaşırhanede tekne, hizmetçi bölümünde ütü tahtası bile yoktu. Darya Alekesandrovna kendi açısından bu yoksulluğun içine düşünce köyde ilk zamanlar huzur ile rahatlık yerine umutsuzluk buldu. Bütün gücüyle çalışıyor, durumu kötü görüyor, gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Eski bir süvari çavuşu olan yönetici Stepan Arkadyevich, kapıcıyken, saygılı, kibar tavırları yüzünden sevmiş, yönetici yapmıştı onu Darya Aleksandrovna'nın sıkıntılarına hiç ortak olmuyor, saygılı bir tavırla, imkanı yok efendim, pis bir halkı var buranın, diyor, hiç yardımcı olmuyordu. Durum kötü görünüyordu. Ama her evde olduğu gibi Oblonskilerin evinde de dikkati çekmeyen, ama çok yararlı bir kişi vardı, Matryona Filimonovna. Hanımı avutmaya çalışıyor, her şeyin düzeleceğini, bu onun sözüydü, Matryona ondan almıştı onu, söylüyordu. Kendi de hiç acele etmeden, heyecanlanmadan çalışıyor, bir şeyler yapıyordu. Kahya'nın karısıyla dost oldu hemen. Geldiklerinin devrisi günü onunla, kocasıyla akasyaların altında çay içti. İşlerin nasıl yapılacağını konuştu onlarla. Çok geçmeden akasyaların altında Matryona Filimonona'nın bir çevresi oluşmuştu. Kahya'nın karısından, muhtardan, kitipten oluşan bu çevrenin yardımıyla karşılaşılan güçlükler yavaş yavaş hafiflemeye başlamış, bir hafta sonra da her şey gerçekten düzelmişti. Çatıyı onarmışlar, aşçı bulmuşlar, muhtarın çocuklarının vaftiz anasıydı bu tavuk almışlardı. İnekler süt vermeye başlamıştı bahçe çitinin bozuk yerleri direklerle onarılmıştı. Marangoz bir tekne yapmıştı. Dolaplar takılmıştı. Kendi kendilerine açılmıyorlardı artık. Er kaput kumaşıyla kaplı bir ütü tahtası koltuğun kolundan komodine uzatılmış duruyor, hizmetçi odasından ütü kokusu geliyordu. Matryona Filimonovna ütü tahtasını göstererek, gördünüz mü? Diyordu boşuna üzüldünüz o kadar. Dere kenarında saman saplarından bir yüzme yeri bile yapmışlardı. Lili yüzebiliyordu artık. Darya Aleksandrovna'nın beklediği, huzur dolu olmasa bile rahat köy yaşamı bir ölçüde gerçekleşmiş sayılırdı. Darya Aleksandrovna altı çocukla huzur içinde olamazdı. Biri hastalanıyor, öbürü hastalanacak gibi oluyor, üçüncünün bir şeyi eksik kalıyor, dördüncü huysuzluk ediyordu bu endişelerin sonu gelmiyordu. Çok seyrek de olsa arada bir kısa süre huzur içinde hissettiği oluyordu kendini. Ama Darya Aleksandrovna için bu endişeler, bu huzursuzluk tadabileceği tek mutluluktu. Bu olmasaydı, onu sevmeyen kocası üzerine düşünceleriyle baş başa kalırdı. Oysa bir anne için çocuklarının hastalanacağı korkusunun, hastalanmalarının, huysuzluklarının verdiği üzüntü ne denli ağır olursa olsun, Bunlar Darya Aleksandrovna'ya en büyük üzüntüsünü unutturduğu için küçük de olsa bir mutluluk veriyordu ona. Bu mutluluk öylesine küçüktü ki kum içindeki altın gibi görünmüyordu. Kötü anlarında yalnızca üzüntülerini, kumu görüyordu. Ama iyi anları da oluyordu. O zamanlar yalnızca mutluluğunu, altını görüyordu. Şimdi köyde her şeyden uzakta daha bir sık görmeye başlamıştı mutluluğunu. Çocuklarına bakarken yanıldığını, bir anne olarak çocuklarına son derece bağlı olduğuna kendini inandırmak için olanca gücünü harcıyordu. Ama gene de çocuklarının güzel olduğunu, kızlı erkekli, büyüklü küçüklü altı çocuğunu da çok sevdiğini, onlarla gurur duyduğunu söyleyemiyordu kendi kendine. Köyde çektikleri sıkıntıları kocasına bildirdiği mektubun karşılığını mayıs sonunda her şey az ya çok yoluna girdikten sonra aldı. Stepan Arkadievich her şeyi düşünemediği için özür diliyor, fırsat bulur bulmaz köye geleceğine söz veriyordu. Bu fırsatı bulamadı. Darya Aleksandrovna Haziran'ın başına kadar yalnız kaldı köyde. Petrov yortusunda pazar günü kiliseye götürdü çocukları Darya Aleksandrovna. Hepsine kutsal ekmekle şarap aldırdı. Darya Aleksandrovna kız kardeşiyle, annesiyle, arkadaşlarıyla ruhsal konularda, felsefe konularında konuştuğu zamanlar onları din konusunda serbest düşünürlüğüyle şaşırttığı sık olurdu. Tuhaf bir din anlayışı vardı. Kilise geleneklerini umursamazdı. Ama aile içinde, kilisenin buyurduklarına yalnızca iyi örnek olmak için değil, gönülden bağlıydı. Her gerekeni titizlikle yapardı çocukların bir yıldır kutsal ekmekle şarap almamış olmaları çok huzursuz ediyordu onu. Martriona Filimon onanın da yürekten onaylamasıyla bu işi şimdi, yazın halletmeye karar vermişti. Darya Aleksandrovna çocukları nasıl giydireceğini birkaç gün öncesinden düşünüp kararını vermişti. Giysiler dikilmiş, onarılacaklar onarılmış, yıkanmış, etekler, kollar uzatılmış, düğmeler tamamlanmış, kurdeleler hazırlanmıştı. İngiliz kadının eline alıp dikmeye koyulduğu Tanya'nın giysisi Darya Aleksandrovna'nın canını çok sıktı. İngiliz kadın, kolun telini çok dışarıdan almış, Tanya'ya giysinin omuzları öylesine dar gelmişti ki, bakınca ağlayacak gibi olmuştu Darya Aleksandrovna. Ama Matryona Filimovna'yı çepay koymayı, omuzları örten bir pelerin eklemeyi akıl etti. Hallettiler sonunda işi. Ama Darya Aleksandrovna, İngiliz kadına bunun için hayli çıkıştı. Sabah saat 9'da sabah haininden sonra 9'a kadar onları beklemesini rica etmişlerdi papaza giyinip kuşanmış çocuklar, gözleri sevinçten pırıl pırıl, kapıda arabanın yanında annelerini bekliyorlardı. Arabaya huzursuzluk eden Voron'un yerine, Matryona Filimonovna'nın sağ sola koşması sonucu, Kahya'nın burayını koşmuşlardı. Tuvaletini tamamlayan Darya Aleksandrovna sonunda üzerinde beyaz muslin bir elbiseyle çıktı. Özenerek taranmış, giyinmişti. Heyecanlıydı. Bir zamanlar kendi için güzel olmak, hoşa gitmek için giyinirdi. Sonraları yaşlandıkça soğudu giyinmekten. Ne çok bozulduğunun, çirkinleştiğinin farkındaydı. Ama şimdi zevk duyarak, heyecanla giyinmişti. Şimdi kendi için güzel olmak için değil, bu güzel çocukların annesi olarak, onların yaratacakları etkiyi bozmamak için giyinmişti. Aynaya son kez baktığında yeterince beğenmişti kendini. Güzeldi. Eskiden balolarda olmayı istediği güzellik değildi onunki. Şimdiki amacına uygun bir özellik istiyordu. Kilisede köylülerden, kapıcılardan, onların karılarından başka kimse yoktu. Ama Darya Aleksandrovna çocuklarının da, kendisinin de hayranlık uyandırdıklarını görüyor ya da ona öyle geliyordu. Çocuklar cici giysilerinin içinde güzel değillerdi yalnızca, usluluklarıyla sevimliydiler de. Gerçi pek uslu durmuyordu Alyosha, ikide bir dönüyor, ceketini arkadan görmek istiyordu ya, gene de çok sevimliydi. Tanya büyük bir insan gibi duruyor, küçük kardeşleriyle ilgileniyordu. Ama en küçükleri Lili, gördüğü her şeye duyduğu çocuksu hayretle çok hoştu. Kutsal şarapla ekmeği yedikten sonra, plase somemore. Elli yü değişine gülümsememek elde değildi. Eve dönerlerken, önemli bir şeyin olduğunu hissettiklerinden olacak, çocuklar çok sessizdiler. Durum evde de iyiydi. Ama kahvaltıda ıslık çalmaya başladı girişa. En kötüsü de İngiliz mürebbiye'nin sözünü dinlemedi. Ceza olarak pasta vermediler ona. O anda orada olsaydı, böyle bir günde çocukların cezalandırılmalarını geciktirecek ölçü ileri gidilmesine izin vermezdi Darya Aleksandrovna. Ama İngiliz mürebbiye'nin kararını desteklemesi gerekiyordu şimdi, öyle de yaptı. Girişe'ye ya pasta verilmemesi kararına evet dedi. Evin içinde esen güzel havayı biraz bozdu bu. Girişe ağlıyor, ıslık çalanın Nikolenko olduğunu, ama onu cezalandırmadıklarını, pasta için ağlamadığını umurunda değilmiş pasta ona haksızlık ettikleri için ağladığını söylüyordu. Çok üzücü bir durumdu bu. Darya Aleksandrovna, İngiliz kadınla konuşmaya, Girişeyi bağışlamaya karar vermişti. İngilizin yanına gidiyordu. Ama koridordan geçerken, yüreğini öylesine mutlulukla dolduran bir sahne gördü ki, gözleri yaşardı, mürebbiyenin iznini almadan bağışladı suçluyu. Cezalı, koridorun köşesindeki pencerenin içinde oturuyordu. Tanya, elinde bir tabakla yanında ayaktaydı. İngiliz kadına, bebeklerine yemek vereceğini söyleyip pastasını çocuk odasına götürmesi için izin almıştı. Odaya götüreceğine kardeşine getirmişti pastasını. Girişa, kendisine verilen cezanın haksızlığını ağlıyor, bir yandan ablasının getirdiği pastayı yerken, bir yandan da hıçkırıkları arasında "Sen de ye." diyordu. "Birlikte yiyelim, birlikte." Tanya'ya önce Girişe'ye duyduğu acıma duygusu etki etmişti. Sonra bu soylu davranışı duygulandırmıştı onu. Onun gözleri de dolu doluydu ama itiraz etmeden yiyordu payını. Annelerini görünce korktular. Ama onun yüzüne bakıp bu yaptıklarının iyi bir şey olduğunu anlayınca gülmeye başladılar. Ağızları tıka basa dolu, gülümseyen dudaklarını elleriyle silmeye çalışıyorlardı. Sevinçle parlayan yüzlerini gözyaşına, reçele buladılar. Anneleri, elbiseleri kurtarmak için. Tanrım! Yeni, beyaz giysileriniz. Tanya, Girişa diyordu. Ama dudaklarında mutlu, duygulu bir gülümseme, gözlerinde yaşlar vardı. Yeni giysilerini çıkardılar. Kızların buluzlarını, erkeklerin eski ceketlerini giymelerini söyledi. Mantar toplamaya, derede yıkanmaya gitmek için arabanın hazırlanmasını istedi. Burayı koşacaklardı gene, Kahya'nın canını sıkmıştı bu çocuk odasından sevinç çalıkları yükseldi birden, Çalıkları dereye gitmek için çıkınca edek sürdü. Tam bir sepet mantar topladılar. Lili bile bir kayınacı mantarı buldu. O güne dek miskul bulurdu mantarı, ona gösterirdi. Ama şimdi kendi kocaman bir kayınacı mantarı bulmuştu. Herkes sevinçle, Lili mantar buldu, diye bağırmıştı sonra dereye gittiler. Arabadan kayın ağaçlarının altında atlayıp yüzmeye koştular. Arabacı Terenti, sineklerden kurtulmak için başını, kuyruğunu sallayan atları ağaca bağladı, kayın ağaçlarının altına, otların üzerine uzandı, çubuğunu yaktı. Dere yanından neşeli çocuk çığlıkları ona kadar geliyordu. Gerçi çocukların hepsini birden kontrol altında tutmak yanlış bir şey yapmalarına fırsat vermemek büyük dikkat isteyen bir işti. Gerçi bütün bu küçük küçük çorapları, pantolonları, ayakkabıları karıştırmamak, bir sürü bağ çözüp bağlamak, düğmeleri iliklemek güçtü. Ama yüzmeyi seven, çocukları için yararlı sayan Darya Aleksandrovna, çocuklarıyla birlikte yüzmekten duyduğu hazzı başka bir şeyden duymazdı. Çoraplarını giydirirken bu tombul bacakları birbirinden ayırmak, kucağına alıp bu çıplak, ufacık bedenleri havluyla kurulamak, onların keye korkulu Kehe sevinç dolu çalıklarını dinlemek, bu neşeli, korkulu, iri iri açılmış gözlerin parladığı yorgun yüzleri görmek, suya dalıp çıkan bu melekleri seyretmek onun için mutlulukların en büyüğüydü. Çocukların yarısı giyinmişti. Sütlen ve tereotu toplamaktan dönen güzel giyimli köylü kadınlar yaklaştılar, yanlarında ürkek ürkek durdular. Matryona Filimovna suya düşmüş bir çarşafla bir fanilayı sıkmak için kadınlardan birini yanına çağırdı. Bu arada Darya Aleksandrovna da kadınlarla çene çalmaya başlamıştı. Önce elleriyle ağızlarını kapayıp gülen, kendilerine sorulan soruları anlamayan kadınlar biraz sonra açıldılar, konuşmaya başladılar. Çocuklara gösterdikleri sevgiyle Darya Aleksandrovna'nın kalbini hemen kazandılar. Biri Tanya'nın başına okşadı. Ah güzelim, kar gibi bembeyaz yüzü, dedi. Başını iki yana salladı. Ama çok zayıf, evet, hastalıktan yeni kalktı. Başka bir kadın henüz bebek olan en küçük çocuğa, ah yavru, seni de mi yüzdürdüler? Dedi. Darya Aleksandrovna mağrur, hayır, dedi. Üç aylık daha, o, ya. Senin çocukların var mı? Dört tane vardı, iki kaldı, biri erkek, biri kız. Geçen yortuda kestim onu memeden. Kaç yaşında kızım? İkiye bastı. Niçin böyle uzun süre emzirdin onu? Biz de idettir, üç oruç emziririz. Darya Aleksandrovna için ilginç bir konuşma başlamıştı. Nasıl doğum yapmıştı? Çocuk hangi hastalıkları geçirmişti? Kocası neredeydi? Sık sık geliyor muydu köye? Darya Aleksandrovna'nın canı köylü kadınlardan ayrılmak istemiyordu. Onlarla konuşmak öylesine ilginçti onların da onunla da ilgilendiği şeyler ortaktı. Darya Aleksandrovna'nın en çok hoşuna giden, bütün bu kadınların, onun çok çocuğu olmasından çocuklarının böylesine güzel olmalarından hoşlanmalarıydı. Kadınlar, Darya Aleksandrovna'yı güldürdüler bile. İngiliz kadını gücendirdi bu. Ona güldüklerinin farkına varmış, nedenini anlayamamıştı. Kadınlardan en genci, en son giyinen İngiliz kadının üçüncü etekliği de giydiğini görünce dayanamamış, "Efbe canım, amma da giyindin ha demiş, hep birden gülmüşlerdi. Dokuz Darya Aleksandrovna başında başörtüsü, doyasıya yüzmüş, başları ıslak ıslak çocuklarının ortasında arabayla eve yaklaşırken arabacı, bir bey geliyor efendim, dedi. Pokrovski'nin beyi olsa gerek. Darya Aleksandrovna baktı karşıdan onlara doğru gelen gri şapkalı, gri pardesülü Levin'i görünce sevindi. Levin'i severdi. Onu görmek sevindirirdi onu her zaman. Ama şimdi, Levin onu olanca görkemiyle göreceği için daha bir sevinmişti. Bu görkemi Levin gibi hiç kimse anlayamazdı. Levin, Darya Aleksandrovna'yı görünce, kurmayı hayal ettiği aile yaşamının sahnelerinden biriyle karşı karşıya bulmuştu kendini çevresinde civcivleri dolaşan bir anaç tavuk gibisiniz Darya Aleksandrovna. Darya Aleksandrovna elini Levin'e uzattı. Ah geldiğinize çok sevindim, dedi. Sevindiniz ama burada olduğunuzu haber vermediniz. Abeyim de köyde benim yanımda kalıyor. Sitiva'dan sizin burada olduğunuzu bildiren kısa bir mektup aldım. Darya Aleksandrovna hayretle, Sitiva'dan mı? diye sordu. Evet. Sizin köye geçtiğinizi, size bazı yardımlarımın dokunmasına izin vereceğinizi sandığını yazıyor. Levin böyle söyleyince birden bozuldu. Sözünü yarıda kesip arabanın yanı sıra konuşmadan yürümeye başladı. Flamur ağaçlarının filizlerini geçerken koparıyor, onları dişlerinin arasında eziyordu. Darya Aleksandrovna'nın bozulmasına neden, kocasının yapması gereken bazı şeyleri başkasının yapmasından hoşlanılabileceğinin düşünülebileceği kuşkusuydu. Stepan Arkadyevich'in bu davranışı, aile işlerine başkalarını karıştırması gerçekten hiç hoşuna gitmemişti Darya Aleksandrovna'nın. Bunu Levin'in de anladığını hemen fark etti. Levin'i bu anlayışı, bu duyarlılığı yüzünden severdi zaten. Levin, ben bunun, beni görmek istediğiniz anlamına geldiğini anladım kuşkusuz, dedi. Çok da sevindim. Sizin gibi kentli bir bayanın burada bir takım güçlüklerle karşılaşacağını bilmez değilim. Bir istediğiniz varsa hizmetinizdeyim. Oh hayır, dedi Doli. Başlangıçta biraz güçlük çektim ama her şey son derece güzel şimdi. Matriona Filimonovna'yı gösterdi. Yaşlı dadım halletti her şeyi. Kendisinden söz edildiğini anlayan Matryona Filimonovna, Lev'ine dostça neşeyle gülümsedi. Tanıyordu Levini. Onun küçük hanım için iyi bir kısmet olduğunu biliyor, bu işin olmasını yürekten istiyordu. Levine, "Buyurun, gelin oturun." dedi. "Sıkışırız." "Hayır, yürüyeceğim." "Çocuklar, benimle kim at yarışı yapacak?" Çocuklar çok az tanıyorlardı Levini. Onu ne zaman gördüklerini unutmuşlardı. Ama çocukların davranışları yapmacık olan büyüklere sık sık gösterdikleri, onlara çoğunlukla pahalıya mal olan o tuhaf çekingenliği, soğukluğu Levine göstermemişlerdi. Nasıl olursa olsun, yapmacık bazen en zeki, görüşü en güçlü bir insanı bile aldatabilir. Ama yapmacık ne denli ustalıkla gizlenmiş olursa olsun, en akılsız bir çocuk bile hemen görür onu, bunu yapandan soğur. Levin'in bazı kusurları olsa bile, yapmacık yanı hiç yoktu. Bu nedenle çocuklar, annelerinin yüzünde gördükleri dostluğu, yakınlığı gösterdiler ona. Onun çağrısı üzerine büyüklerden ikisi hemen atladılar arabadan. Onunla birlikte dadının, miskulün ya da annelerinin yanında koşuyorlarmış gibi çekinmeden koşmaya başladılar. Lili bile ona gitmek istedi. Annesi verdi onu Levin'e. Levin omzuna aldı çocuğu, öyle koşmaya başladı. Darya Aleksandrovna'ya neşeyle gülümseyerek. Korkmayın, korkmayın Darya Aleksandrovna. Diyordu. Bir yerini incitmem, onu düşürmem olacak şey değil. Levin'in çocuğu şefkatle saran güçlü, çevik kollarına, canlı hareketlerine bakınca rahatladı. Darya Aleksandrovna neşeyle gülümseyerek izlemeye başladı onu. Levin burada köyde çocukların her zaman cana yakın bulduğu Darya Aleksandrovna'nın yanında çocuksu bir neşeli ruhsal durum içine girmişti gene. Darya Aleksandrovna'nın onda pek sevdiği o çocuksu neşeli halini almıştı. Çocuklarla koşarken onlara nasıl koşulacağını öğretiyor, kötü İngilizcesi misgülü güldürüyor. Bir yandan da Darya Aleksandrovna'ya köydeki işlerinden söz ediyordu. Yemekten sonra balkonda yalnız otururken Darya Aleksandrovna, Levin'e Kitty'den söz etmeye başladı. Biliyor musunuz, kiti buraya geliyor. Yazı benim yanımda geçirecek. Levin kızardı. Sahi mi? Dedi. Konuyu değiştirmek için ekledi hemen. İster misiniz, iki inek yollayayım size. Karşılığını ille de vermek istiyorsanız utanmazsanız aylık beşer ruble taksitle parasını ödersiniz. Hayır, sağ olun. Düzeldi artık durum. Öyleyse ineklerinize bir bakayım. İzin verirseniz adamlarınıza hayvanların nasıl beslenmesi gerektiğini anlatayım. Bütün iş yemdedir çünkü. Levin, sırf konuyu dağıtmış olmak için Darya Aleksandrovna'ya süt endüstrisinin ana prensibini anlatmaya başladı. İneğin, yemi süte çeviren bir makineden başka bir şey olmadığını, buna benzer daha bir sürü şey anlattı. Durmadan konuşuyor, anlatıyor, öte yandan Kitty ile ilgili ayrıntıları öğrenmeyi çok istiyor, aynı zamanda da korkuyordu bunu sormaktan. Öylesine güçlükle elde ettiği iç huzurunun bozulacağından müthiş korkuyordu. Darya Aleksandrovna isteksiz, öyle ama bütün bunlarla ilgilenmek, peşinden koşmak gerek, diyordu. Kim yapacak bunu? Matryona Filimonona'nın becerikliliğiyle işlerini yoluna koymuş, artık bir şeyi değiştirmek istemiyordu. Hem Levin'in köy yaşamı üzerine bilgisine de güveni yoktu. İneğin bir süt makinesi olduğu görüşünden kuşku ediyordu bu çeşit düşüncelerin işleri bozmaktan başka bir şeye yaramayacağı inanandaydı. Çok daha basit görünüyordu ona bunlar, Matryona Filimonona'nın söylediği gibi, Pestruha, Belopana'ya daha çok yem ve kepek verilmesi, çamaşırcı kadının ineği için aşçının mutfaktan götürdüğü artıkların götürülmesine engel olunması yeterdi. Apaçık bir şeydi bu. Oysa Levi'nin un ve ot yemi üzerine öne sürdüğü düşünceleri anlaşılmazdı, inandırıcı değildi. Daha önemlisi de Kitty'den söz etmek istiyordu. Dolly bir sessizlikten sonra Kitty yalnızlıktan, huzurdan başka bir şey istemediğini yazıyor, dedi. Levin heyecanlı, sağlık durumu nasılmış? diye sordu. Biraz düzelmiş mi? Tanrıya şükürler olsun, iyileşti. Onda ince hastalık olduğuna bir an bile inanmamıştım zaten. Levin, ah çok sevindim dedi. Bunu söylerken, sonra susup yüzüne bakarken Levin'in yüzünde dokunaklı, umutsuz bir şey fark etmişti Dolly. Dudaklarında her zamanki içten, biraz şakacı gülümsemesi, bakın Konstantin Dimitriç, dedi. Niçin kızıyorsunuz siz Kitty'e? Ben mi? Diye sordu Levin. Kızdığım falan yok. Hayır, kızıyorsunuz. Moskova'dayken niçin onlara da, bize de uğramadınız öyleyse? Levin kulaklarına kadar kızardı. Darya Aleksandrovna, dedi. Böylesine temiz yürekliyken sizin bile bunu anlayamamanıza şaşıyorum. Nasıl oluyor da acımıyorsunuz bana, biliyorken, neyi biliyorum? Levin, evlenme önerimin reddedildiğini, dedi. Bir dakika öncesine kadar Kitty'ye duyduğu tatlı duygu yerini nefrete gücenme duygusuna bırakmıştı. Darya Aleksandrovna, nereden çıkardınız bildiğimi? Diye sordu. Herkes biliyor çünkü. Bunda yanılıyorsunuz işte. Tahmin ediyordum ama bilmiyordum. Ya? Şimdi biliyorsunuz artık. Aranızda Kitty'e acı veren bir şeyin geçtiğini biliyordum o kadar. Kitty bundan hiç söz etmemem için yalvarmıştı bana bunu bana söylemediyse hiç kimseye söylememiştir. Ne oldu? Anlatsanıza. Ne olduğunu söyledim. Ne zaman evlenme önerdiniz ona? Size son gelişimde. Darya Aleksandrovna, bakın ne diyeceğim, dedi. Çok acıyorum ona, çok. Sizin gururunuz incindi yalnızca. Belki, dedi Levin, ama... Darya Aleksandrovna kesti sözünü, ama çok acıyorum zavallı kitiye. Şimdi anlıyorum her şeyi. Levin kalkarken, neyse Darya Aleksandrovna, dedi. Bağışlayın beni. Hoşçakalın. Gene görüşürüz. Darya Aleksandrovna, Levin'in kolundan tuttu. Hayır, durun biraz. Durun, oturun. Levin oturdu. Lütfen söz etmeyelim bundan, lütfen, dedi. Ama içine gömdüğünü sandığı umudun yüreğinde kıpırdadığını hissediyordu. Darya Aleksandrovna, sizi sevmeseydim diye başladı. Tanımasaydım sizi. Gözleri dolu dolu olmuştu. Sizi tanıyorum. Ölü sandığı bu duygu levinin yüreğinde giderek daha çok canlanıyordu. Bütün ruhunu sarıyordu. Evet, şimdi anladım her şeyi," diye sürdürdü konuşmasını Darya Aleksandrovna. Siz anlayamazsınız bunu. Özgür, seçici durumda olan siz erkekler kimi sevdiğinizi açık seçik bilirsiniz her zaman. Ama sürekli bekleyiş içinde olan bir genç kız, genç kız utangaçlığı olan, sizi yalnızca uzaktan gören, her şeyi kendisine anlatılanlardan bilen bir genç kız ne söylemesinin gerektiğini bilmez, bilmemelidir. İnsanın yüreği istemedikten sonra, hayır, yüreği ister. Ama düşünün bir kere. Siz erkekler gözünüze kestirdiğiniz bir kızın evine gidersiniz, yaklaşırsınız ona. İyice incelersiniz onu, beklersiniz. Onu sevdiğinizi anladıktan sonra evlenme önerisinde bulunursunuz. Hiç de öyle değildir. Öyle olmaması bir şeyi değiştirmez. İyice sevmeye başladığınız ya da beğendiğiniz iki kızdan birini daha çok sevdiğinizi anladığınız zaman açılırsınız. Oysa kıza bir şey sormazlar. Seçimi kendisinin yapmasını isterler ondan ama seçim yapamaz. O yalnızca evet ya da hayır diye yanıtlar ona sorulan soruyu. Levin öyle diye geçirdi içinden. Vronsky ile benim aramda bir seçim. Ruhunda canlanmakta olan ölü gene öldü. Yüreği sızlıyordu şimdi. Darya Aleksandrovna dedi. Böyle giysi ya da ne bileyim arman seçer insan, aşk değil. Seçim yapılmıştır, böylesi daha iyi. Geriye dönüş olamaz artık. Darya Aleksandrovna, ah gurur, hep gurur. Dedi. Darya Aleksandrovna, Yalnız kadınların bildiği o duygunun yanında öylesine düzeysiz olan bu duygusu için Levin'i küçük görüyormuş gibi konuşuyordu. Siz Kitty'ye evlenme önerisinde, o yanıt veremeyecek durumda olduğu bir anda bulundunuz. Kararsızlık içindeydi. Sizi mi, Bronski'yi mi seçeceğine karar veremiyordu. Onu her gün görüyordu, sizi ise uzun zaman görmemişti. Kiti birkaç yaş daha büyük olsaydı. Söz gelimi, onun yerinde ben olsaydım, benim için kararsızlık söz konusu olmazdı. Hiç ısınamamıştım, o adama. Haklı olduğumda anlaşıldı sonunda. Levin, Kiti'nin yanıtını anımsadı. Hayır, olmayacak bir şey bu, demişti. Levin soğuk, Darya Aleksandrovna, dedi. Bana beslediğiniz güven değerlidir benim için ne var ki, yanılıyorsunuz sanıyorum. Ama haklı da olsanız, haksız da, öylesine küçümsediğiniz bu gurur, Katerina Aleksandrovna üzerine düşünmeyi benim için olanaksız kılıyor. Anlıyor musunuz, kesinlikle olanaksız. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim, çocuklarım kadar sevdiğim kız kardeşimden söz ettiğimi biliyorsunuz. Sizi sevdiğini söylemiyorum. O anda size olumsuz yanıt vermesinin bir anlamı olamayacağını söyledim yalnızca. Levin ürperdi. Bilmiyorum. dedi. İçimi nasıl sızlattığınızı bilseydiniz bir. Şu anda hissettiklerim, çocuğu ölmüş bir anneye, yavrusu yaşasaydı şimdi öyle olacağını, onu şöyle seveceklerini söylediklerinde kadıncağızın hissedeceklerinin aynısıdır. Öldü artık çocuk, öldü, öldü. Darya Aleksandrovna, Levin'in heyecanına bakarak acı acı gülümsedi. Ne komiksiniz. Dalgın, sürdürdü konuşmasını. Evet, her şeyi daha iyi anlıyorum şimdi. Peki, Kiti buradayken hiç gelmeyecek misiniz bize? Gelmeyeceğim. Katerina Aleksandrovna'dan kaçmayacağım kuşkusuz. Ama elimden geldiğince ondan uzak durup canını sıkmamaya çalışacağım. Darya Aleksandrovna, Levin'in yüzüne sevgiyle baktı. Çok çok komiksiniz, diye ekledi. Pekala, bu konuda hiç konuşmamış olalım. Darya Aleksandrovna, yanına gelen kız çocuğuna döndü. Fransızca. Niçin geldin Tanya? Dedi. Küreğim nerede anneciğim? Ben Fransızca konuşuyorum seninle, sen de Fransızca karşılık vermelisin kız söylemek istedi ama küreğin Fransızcasını unutmuştu. Annesi söyledi ona. O da küreğini nerede bulabileceğini Fransızca sordu. Hiç hoşlanmamıştı bundan Levin. Çocuklarıyla için Fransızca konuşuyor diye geçirdi içinden. Ne yapmacık bir şey bu. Çocuklar da hissediyorlar bunu. Fransızca öğretirken içtenlikten uzaklaştırıyorlar onları. Levin, Darya Aleksandrovna'nın da aynı şeyi belki 20 kez düşündüğünü, ama onları içtenlikten uzaklaştırmak pahasına çocuklarının Fransızca öğrenmeleri için bunu zorunlu saydığını bilmiyordu. Nereye gidiyorsunuz böyle acele? Oturun biraz daha. Levin çaya kadar kaldı. Ama neşesi kaybolmuştu artık. Sıkılıyordu. Levin çaydan sonra arabayı hazırlamalarını söylemek için antreye gitti. Döndüğünde Darya Aleksandrovna'yı heyecanlı, yüzü allak bullak, gözleri yaşlı buldu. Levin dışarıdayken Darya Aleksandrovna için onun bugünkü mutluluğunu, çocuklarından hoşnutluğunu bir anda yok eden bir olay olmuştu. Girişeyle ile Tanya Taç için atışmışlardı. Çocuk odasından gelen çığlıkları duyunca koşarak gitmişti oraya. Korkunç bir durumda bulmuştu onları. Tanya, Girişa'nın saçlarına yapışmış, Girişa da yüzü öfkeden allak bullak yumruklarını rastgele indiriyordu. Bu durumu görünce Darya Aleksandrovna'nın yüreğinde bir şey koptu sanki. Dünyasını kara bulutlar kapladı sanki. Öylesine övündüğü çocukları olan çocuklar değildi yalnızca, kötüydüler bile, kaba, yabani davranışları olan, kötü terbiye edilmiş, huysuz çocuklar o anda başka bir şeyden söz edemezdi Darya Aleksandrovna. Mutsuzluğunu Levin'e açmamak da elinde değildi. Levin onun çok üzgün olduğunu görünce, bunun kötüye işaret olmadığını, her çocuğun kavga ettiğini söyledi. Anlatmaya çalıştı ona. Ama bunu söylerken içinden şöyle düşünüyordu. Hayır, ben Fransızca konuşmayacağım çocuklarımla. Yapmacığa kaçmayacağım ama böyle olmayacak benim çocuklarım. Çocukları bozmamak, onların güzel olmalarına yeter. Evet, benim çocuklarım böyle olmayacak. Levin gitmek isteyince Darya Aleksandrovna artık tutmadı onu. Temmuzun ortalarında Levin'in kız kardeşinin Pokrovski'ye 20 verst uzaktaki köyünün muhtarı çiftlik işlerinin son durumu, otun biçilmesi üzerine bilgi vermek için Levin'e geldi kız kardeşinin arazisinden elde edilen gelirin büyük bölümü sulak çayırlardan alınıyordu. Önceki yıllar köylüler otunu biçmek için hektar başına 20 ruble veriyorlardı. Levin buranın yönetimini eline aldıktan sonra durumu incelemiş. Otun çok daha fazla ettiğini görünce fiyatı hektar başına 25 rubleye çıkarmıştı. Köylüler bu fiyatı vermemişlerdi. Lerin, onların öteki alıcılara da engel olduklarından kuşkulanmış, bu kez kendi gitmişti oraya. Çayırları bazılarını kirayla bazılarını yarıcı usulü dağıtmıştı. Kendi köylüleri bütün güçleriyle engel olmaya çalışmışlardı buna. Ama yürümüştü işler gene, birinci yıl iki kat fazla gelir sağlanmıştı çayırlardan. Önceki yılda, geçen yılda aynı engelleme sürmüş ama durum değişmemişti bu yıl köylüler üçte bir paya bütün otu biçmeyi üzerlerine almışlardı. Şimdi de muhtar, otun biçildiğini, yağmurdan korktuğu için katibi çağırıp otu böldüğünü, mal sahibine on bir yan yapıldığını bildirmeye gelmişti. Bütün çayırdan ne kadar ot alındığı sorusuna muhtarın verdiği belirsiz yanıtlardan, muhtarın otu bölmekte böylesine acele etmesinden, konuşmasından Levin bu işte bir bit yeni olduğunu hissetmiş, duruma bakmak için kendi oraya gitmeye karar vermişti. Levin öğle vakti geldi köye. Atını, ağabeyinin beslemesi bir kadının kocası yaşlı arkadaşının evinin önünde bırakıp içeri girdi. Otun biçilmesiyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için aralıktaki ihtiyarın yanına gitti. Konuşkan bir insan olan ihtiyar Parmeniç, sevgiyle karşıladı Levin'i. Arılarıyla, bu yılki oğulla ilgili her şeyi ayrıntılarıyla anlattı ona. Ama Levin'in ot üzerine sorularına belirsiz, isteksiz yanıtlar verdi. Uşkularında haklı olduğuna daha da inandırdı Levin'i bu. Çayıra gidip yığınlara baktı. Yığınlardan ellişer araba ot çıkmazdı. Levin, köylülerin oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için ot taşıyan arabaları hemen çağırmalarını, bir yığını ambara taşımalarını emretti. Yığından ancak 32 araba çıktı. Levin, muhtarın, otun çok sulu olduğu için yanında ezildiğine onu inandırmak için döktü dillere, otu dürüstçe bölüştürdüklerine ettiği yeminleri aldırmadan, dediğinde diretti. Onun emri olmadan otu bölüştürdükleri için, her yanında elli araba ot olduğunu kabul etmeyeceğini bildirdi. Uzun tartışmalardan sonra, bu on bir yanı köylülerin ellişer arabalık olarak kendi üzerlerine almalarına, sonra mal sahibine ona göre yeniden ot ayırmalarına karar verildi yanların bölünmesi ikindiye dek sürdü. Otun ayrılmasından sonra Levin, öteki işlerle ilgilenmesini katibe tembihleyip sarı salkın dalıyla işaretlenmiş bir ot yanının üzerine oturdu, köylülerin harıl harıl çalıştıkları çayırı izlemeye koyuldu. Derenin kıvrım yaptığı yerde, küçük bataklığın ötesinde renk renk giysili köylü kadınlar dizilmiş, neşeyle bağıra çağıra ot biçiyorlardı. Otlar şöyle bir sallanıyor, sonra parlak yeşil bir sıra yaparak uzanıyorlardı yere. Kadınların arkasından ellerinde yabalarla erkekler yürüyorlar, onların geçtikleri yerlerde ot sıraları geniş, kabarık yığınlara dönüşüyorlardı. Solda, otu toplanmış çayırda arabalar gürültüyle gidip geliyor, ot yığınları birbiri arkasından kayboluyor, yüklü arabalar uzaklaşıyorlardı. Levin'in yanına oturmuş bir ihtiyar, hava bozmadan bitecek iş, dedi. Ot çok güzel olacak. Yığın yapan köylüleri gösterdi, topladıkları ot değil sanki. Ördek yavruları yerden yem toplar gibi topluyorlar. Öleden bu yana yarısından çoğunu topladılar. Arabanın önünde ayakta durmuş, örme dizginleri sallayarak yanlarından geçen bir gence seslendi. Son mu bu? Delikanlı atı yavaşlatıp seslendi. Son baba yanında oturan al yanaklı, gülümseyen kadına o da gülümseyerek baktı, sürdü atı. Levin, kim bu? Dedi. Oğlun mu? İhtiyar, dudaklarında sevgi dolu bir gülümsemeyle, en küçüğüm, dedi. Yaman delikanlı. Öyledir efendim. Evli mi? Evet. Kutsal Filip yortusunda iki yıl oldu. Çocuğu falan. Ne çocuğu efendim? Tam bir yıl bir şey anlamadı zaten. Sonra çok sıkılgandır. İhtiyar, konuyu değiştirmek için. Ot çok güzel efendim. Diye ekledi. Bundan iyisi can sağlığı doğrusu. Levin, Vanka Parmenov ile karısına daha bir dikkatli baktı. Biraz ötede yığın yapıyorlardı. Ivan Parmenov arabanın üzerinde ayakta duruyor, genç ve güzel karısının önce kucakla, sonra yabayla verdiği otları düzeltiyor, ayaklarıyla çiğneyerek bastırıyordu. Genç kadın rahat çalışıyordu. Neşeliydi, becerikliydi. Sıkışmış ot yabaya ilk anda gelmiyordu. Kadın önce şöyle bir kabartıyordu yabasıyla, sonra bedeninin bütün ağırlığıyla birden yükleniyordu yabanın üzerine, kırmızı kuşak sarılı belini dolgun göğüslerini biraz başörtüsünün altından çıkararak hemen doğruluyor, yabanın sapını tuttuğu eline çabuk bir hareketle yer değiştirerek otu kaldırıyor, arabaya koyuyordu. İvan karısını bir an önce bu yükten kurtarmak istiyormuş gibi kollarını açıp aceleyle alıyordu otu, arabanın üzerine yayıyordu. Kadın, son otlanda tırmıkla toplayıp verdikten sonra ensesine dolan çöpleri silkeledi, güneşte yanmamış beyaz alnına düşmüş başörtüsünü düzeltti, otu bağlamak için arabanın altına girdi, İvan nasıl bağlayacağını anlatıyordu ona. Karısının söylediği bir şeye kahkahayla gülmeye başladı. İkisinin de yüzünde yeni uyanmış güçlü, genç bir aşk kokunuyordu. Sonunda bağladılar arabayı. İvan aşağı atladı. Besili, dinç atı dizgininden tutup yürüdü. Kadın tırmığı arabanın üzerine attı, kollarını sallayarak, canlı adımlarla, biraz ötede toplanmış, türkü söyleyen kadınların yanına yürüdü. İvan yola çıkıp öteki arabalarla sıraya girdi. Kadınlar, tırmıkları omuzlarında, hepsinin yüzü pırıl pırıl, neşeyle bağırıp çağırarak arabaların arkasından yürüyorlardı. Sıtma görmemiş bir kadın sesi bir türküye başlamıştı yinelenen bölüme kadar söyledi türküyü, sonra sağlıklı, inceli kalınlı, elli kadar kadın sesi birden aynı türküye başından başladı. Kadınlar türkü söyleyerek yaklaşıyorlardı Levin'e. Levin, bir neşe bulutunun üzerine doğru geldiğini hissediyordu. Bulut geldi, geldi, sardı onu. Üzerinde uzandığı ot yanını da, öteki yanları da, bütün çayırı da, uzaktaki tarlayı da kapladı. Her şey bu neşeli türküyle çınlıyordu. Levin bu sağlıklı neşeye imreniyor, ona katılmak istiyordu. Ama bir şey yapamazdı. Yatmaktan, bakmaktan, dinlemekten başka bir şey gelmezdi elinden. Köylüler gözden kaybolduktan, sesleri duymaz olduktan sonra yalnızlığı, avareliği, bu dünyaya düşmanlığı yüzünden üzerine bir hüzün çöktü. Ot için onunla en çok tartışan köylülerin bazıları hakaret etmişti onlara, onlar da aldatmak istemişlerdi onu evet, o köylülerden bazıları neşeyle selam vermişlerdi ona. Ona karşı bir düşmanlıklarının olmadığı, olmayacağı belliydi. Bakışlarında onu aldatmak istedikleri için bir pişmanlık olmadığı gibi, böyle bir şeyin gölgesi bile yoktu. O gölge topluca neşeyle çalışmanın denizinde kaybolup gitmişti. Tanrı bir gün vermişti onlara, güç de vermişti. Günü de, gücü de, çalışmak için vermişti onlara. Armanları da bu çalışmanın içindeydi. Kim için çalışıyorlardı? Bu çalışmanın ürünü ne olacaktı? Önemsizdi bunlar. Levi'nin bu yaşamı haz duyarak izlediği böyle yaşayanlara imrendiği çok olmuştu. Ama bugün ilk kez özellikle Ivan Parmenov'un genç karısına davranışını görünce çekilmez, boş, yapmacık dolu yaşamını bu temiz, güzel, toplu çalışma yaşamıyla değiştirmesi gerektiğini ilk kez bugün düşünmüştü. Yanında oturan ihtiyar evine gitmişti çoktan. Köylüler dağılmışlardı. Evleri yakın olanlar evine gitmiş, uzak köylerden gelenler akşam yemeklerini yemek, sonra yatıp uyumak için çayırda toplanmışlardı. Köylülerin fark etmedikleri Levin ot yanının üzerinde yatıyor, onları izliyor, dinliyor, düşünüyordu. Gecelemek için çayırda kalan köylüler, kısa yaz gecesi boyunca hiç uyumadılar. Yemekten sonra önce neşeli konuşmalar, kahkahalar duyuldu. Sonra gene türküler, kahkahalar. Koca gün sabahtan akşama dek çalışmak onlarda neşeden başka bir iz bırakmamıştı. Ortalık aydınlanmadan önce her şey sustu. Yalnızca bataklıkta hiç susmayan kurbağaların sesiyle şafak sökmeden önce çayırdan yükselen sabah sesinin içinde atların kişnemeleri duyuluyordu. Levin daldığı düşüncelerden ayrılıp kalktı ot yanından. Yıldızlara bakınca sabahın yaklaştığını anladı. Levin bu kısa gecede düşündüklerini, hissettiklerini anımsamaya çalışarak, peki ne yapacağım? Nasıl yapacağım bunu diye sordu kendi kendine. Düşündükleri, hissettikleri üç kolda gelişmişti. Birincisi eski yaşayışını, hiçbir şeye yaramayan bilgisini, görgüsünü bırakmaktı. Bu bırakış haz veriyordu ona. Bu kolay, basitti onun için. Öteki düşünceleri şimdi yaşamayı istediği yaşamla ilgiliydi. Bu yaşamın sadeliği, temizliği, dürüstlüğü açıktı yokluklarını öylesine derinden hissettiği kendi kendinden hoşnutluğu, huzuru, gururu, bu yaşamda bulacağından kuşkusu yoktu. Ama düşüncelerinin üçüncü kolu, eski yaşamını bırakıp yeni bir yaşama nasıl başlayacağı sorunu çevresinde dolanıyordu. Bir şey düşünemiyordu burada. Evlenmek, bir iş tutmak, çalışmak zorunda kalmak. Pokrovski'yi bırakmalı mıyım? Bir parça toprak mı almalıyım? Halk meclisine üye mi olmalıyım? Köylü bir kadınla mı evlenmeliyim? Nasıl yapacağım bunu? Kendi kendine bu soruları soruyor, yanıt bulamıyordu. Ama bütün bir gece uyumadım. Doğru dürüst düşünemem şimdi. Sonra veririm kararımı. Yalnız bir şeyi kesinlikle biliyorum. Bu gece kaderimi değiştirdi. Aile yaşamı üzerine şimdiye dek kurduğum hayallerin hepsi saçma, boş. Oysa bu çok çok daha basit, çok daha güzel. Tam başının üzerinde beyaz bulutların oluşturduğu sedef gibi parlak, tuhaf yuvarlığa bakarak, ne hoş, diye düşündü. Bu güzel gecede her şey ne güzel. Ne zaman oluştu bu yuvarlak? Demin bakmıştım gökyüzüne, böyle bir şey yoktu orada yalnızca iki beyaz çizgi vardı. Evet, yaşam üzerine benim düşüncelerim de böyle, farkına varmadan değişti. Çayırdan çıktı, şoseden köye doğru yürüdü. Yumuşak bir rüzgar çıkmıştı. Kurşuni bir alıca karanlık vardı. Çoğunlukla şafak sökmesinden önceki, aydınlığın karanlığı yendiği o görkemli andı bu. Levin, üşüdüğü için omuzlarını kaldırmış, yere bakarak hızlı hızlı yürüyordu. Bir çıngırak sesi duydu. Ne bu? Biri geliyor, diye geçirdiği içinden, başım kaldırdı. Şosede kırk adım önünde karşıdan dört atlı bir kupa arabası geliyordu. Yandaki atlar tekerlek izlerinden kaçmak için içeri kaçıyorlar, ama arabacı yerinde yan oturmuş usta arabacı, tekerlekler düz yere gelecek biçimde sürmeyi başarıyordu arabayı. Levin arabayı görmüş. Arabanın kimin olabileceğini düşünmeden içine dalgın bakmıştı. Köşede yaşlı bir kadın uyuyordu. Pencerenin önünde besbelli uykudan yeni uyanmış bir kız, iki eliyle beyaz şapkasının kurdelelerini tutmuş oturuyordu. Kızın aydınlık, dalgın yüzünde Levin'e yabancı, karma karışık, çok güzel bir ruhsal dünyanın izleri vardı. Pencereden kızıl ufka bakıyordu. Araba tam geçiyordu ki, içtenlik okunan bir çift göz döndü. Kız tanımıştı onu, güzel yüzünü şaşkınlık dolu bir sevinç aydınlatmıştı. Yanılmış olamazdı Levin. Bu bir çift göz tekti dünyada. Onun için yaşamın bütün anlamını da, ışığını da kendinde toplayabilecek tek yaratık vardı dünyada. O idi bu. Kitty idi. Levin onun tren istasyonundan Yerbuşova'ya gittiğini anlamıştı. Uykusuz geçen bu gecede Levin'i heyecanlandıran her şey, verdiği bütün kararlar bir anda yitip gitmişti. Bir köylü kadınla evlenmeyi kurduğunu tiksintiyle anımsadı. Ona son zamanlarda öylesine acı veren yaşamla ilgili soruların yanıtı yalnızca oradaydı. Kiti dönüp bakmadı ona. Arabanın yay sesleri duyulmaz olmuştu artık uzaktan çıngırak sesi işitiliyordu yalnızca. Köpeklerin havlamalarından arabanın köyü de geçtiği anlaşılıyordu. Sonra bomboş tarlalar kaldı, her yanda. Köyden uzakta, ıssız şosede yalnız başına yürüyen, her şeye yabancı, her şeyden uzak Levin. Demin haz duyarak izlediği, onun için bu gece düşündüklerinin, hissettiklerinin temsilcisi, Sedef yuvarlığı gene orada bulacağı umuduyla gökyüzüne baktı. Öyle bir şey yoktu artık gökyüzünde. Orada ulaşılamayacak kadar yükseklerde esrarlı bir değişiklik olmaktaydı. Sedef yuvarlağın izi bile kalmamıştı. Küçük küçük bulut parçalarından oluşmuş, gökyüzünün yarısını kaplayan dümdüz bir hali vardı yalnızca. Gökyüzü yavaş yavaş maviliğine bürünüyor, aydınlanıyor, Levin'in soru dolu bakışına hep o yumuşaklığıyla ama aynı zamanda ulaşılmazlığıyla karşılık veriyordu. Hayır dedi kendi kendine Levin. Bu yaşam ne denli yalın, ne denli güzel, çalışmayla ne denli dolu olursa olsun, değiştiremem yaşayışımı. Seviyorum onu. Alexey Aleksandrovich'in çok yakınlarından başka hiç kimse bu soğuk, ağırbaşlı insanın, kişiliğine taban tabana zıt bir zayıflığının olduğunu bilmezdi, çocuk ya da kadın gözyaşına dayanamazdı. Onların gözlerini yaşlı görünce eli ayağa dolaşır, bir şey düşünemez olurdu. Bürosunun yöneticisi de sekreteri de bunu bildikleri için kadın ziyaretçilere, işlerinin bozulmamasını istiyorlarsa sakın ağlamamaları uyarısında bulunurlardı. Kızar, dinlemez sizi, derlerdi. Gerçekten de, gözyaşının Alexey Aleksandrovic üzerinde yarattığı sinir bozukluğu hemen öfkeye dönüşürdü. Bu durumlarda çoğunlukla, bir şey gelmez elimden. Lütfen çıkın, diye bağırırdı. Yarışlardan dönerlerken Anna ona Vronsky'ye olan duygularını açıp da, elleriyle yüzünü kapayıp ağlamaya başlayınca, Alexey Aleksandrovich Anna'ya olan büyük öfkesine karşın gözyaşı görünce her zaman olduğu gibi, ruhunun altüst olduğunu hissetti gene. Duygularını o anda belli etmenin içinde bulundukları duruma uygun düşmeyeceğini bildiği için kendini tutuyor, bu yüzden hiç kıpırdamıyor, Anna'ya bakmıyordu yüzündeki anneyi öylesine şaşırtan o tuhaf öyle anlatımda bundandı işte. Eve geldiklerinde Anna'yı indirmişti Alexei Aleksandrovich. Kendini zorlayıp her zamanki kibarlığıyla hoşça kal demişti. Azından ona herhangi bir zorunluluk yüklemeyen birkaç sözcük çıkmıştı. Kararını yarın bildireceğini söylemişti. Karısının en kötü kuşkularını doğrulayan sözleri Alexei Aleksandrovich'in yüreğine korkunç bir sızı saplamıştı. Ananın gözyaşının onda uyandırdığı o tuhaf acıma duygusu bu sızıyı daha da artırmıştı. Ama arabada yalnız kalınca bu acıma duygusundan da, son zamanlarda ona acı veren kuşkularından da, kıskançlık acılarından da kurtulduğunu hissetti. Bu hem şaşırttı onu hem sevindirdi. Uzun zamandır ağrıyan dişini çektiren bir insanın o anda hissedeceklerini hissediyordu kocaman, başından bile büyük bir şeyin çenesinden korkunç bir ağrıyla koparılıp alındığını hisseder hasta. Sonra mutluluğuna inanamayarak, onun dünyasını bunca zamandır zehir eden, bütün dikkatini toplayan şeyin artık var olmadığını, eskisi gibi gene yaşayabileceğini hisseder. Alexey Aleksandrovich de aynı şeyi hissetmişti. Korkunç, tuhaf bir acıydı içindeki. Ama geçmişti artık gene yaşayabileceğini, karısından başka şeyleri de düşünebileceğini hissediyordu. Kendi kendine şerefsiz, kalpsiz, dinsiz, kötü kadın, diyordu. Eskiden beri biliyordum bunu, eskiden beri farkındaydım ya, ona acıdığım için aldatıyordum kendimi. Gerçekten de eskiden beri bunun farkında olduğunu düşünüyordu. Şimdiye dek ona hiçbir şeyiyle kötü görünmeyen aile yaşamının ayrıntılarını anımsıyordu bu ayrıntılar Anna'nın eskiden beri kötü olduğunu gösteriyordu şimdi. Kendi kendine şöyle diyordu, yaşamımı onunkiyle birleştirmekle hata ettim. Ama kötü bir şey yok bu hatamda, bu yüzden de mutsuz sayılmam. Suçlu ben değilim, o. Ama ilgilendirmez beni artık. Benim için o yoktur artık. Anneyi de, oğlunu da, anneye olduğu gibi oğluna karşı da değişmişti duyguları ilgilendiren şeyler onu ilgilendirmiyordu artık. Düşündüğü tek şey vardı şimdi. Bu düşüşüyle Anna'nın onun üzerine bulaştırdığı çamurdan en iyi, en uygun, en zararsız biçimde nasıl silkinecek, dürüst, topluma yararlı çalışmayla dolu yaşamını nasıl sürdürecekti. Yüzü giderek daha çok bulutlanıyordu. Kendi kendine aşağılık bir kadın, bir suç işlemişse ben mutsuz sayılamam bunun için, diyordu. Yalnız, onun beni soktuğu kötü durumdan en iyi çıkış yolunu bulmalıyım. Bulacağım da. Bu duruma düşen ne ilk kocayım, ne de son. Alexei Aleksandrovich, Menelas'ın güzel Heleneden'den başlamak üzere tarihe geçmiş kadın ihanetlerinin yanında, yüksek sosyetede bilinen kadın ihanetlerini de düşünüyordu. Daryalov, Poltavski, Prens Karibanov, Kont Paskudin, Dram. Evet, Dram bile. Böylesine dürüst, çalışkan bir insan olan Dram bile. Semyonov, Çagin, Sigonin. Tutalım mantıksız bir ridicule, elli bir çöküyor bu insanların üstüne. Ama felaketten başka bir şey görmedim ben bunda şimdiye dek. Hep acıdım. Böyle diyordu kendi kendine Alexei Aleksandrovich. Oysa gerçek değildi bu. Bu çeşit felaketlere hiçbir zaman acımamıştı. Ama kendini yüksek gördüğü ölçüde kocasına ihanet eden daha çok kadın anımsıyordu. Herkesin uğrayabileceği bir felakettir bu. Benim başıma da geldi aynı felaket. Önemli olan bu durumun en iyi biçimde nasıl geçiştirileceğidir yalnızca. Onun durumuna düşen insanların nasıl davrandıklarını ayrıntılarıyla düşünmeye başlamıştı. Daryalov düello etti. Gençliğinde korkak bir insan olduğu, bunu da çok iyi bildiği için düello Alexi Aleksandrovich'i hayli düşündürmüştü. Ona yöneltilmiş bir tabancayı dehşet duymadan düşünemezdi. Ömründe hiç silah kullanmamıştı. Delikanlılık çağında sık sık düşünmüştü düello üzerine. Yaşamını tehlikeye atmasını gerekli kılan durumlarda hayal etmişti kendini. Bu duygusunu başarıya ulaştıktan, toplum içinde kendine sağlam bir yer edindikten sonra unutmuştu. Ama alışık olduğu duygu üste çıkmıştı gene. Korkaklığın verdiği dehşet şimdi öylesine güçlüydü ki, kesinlikle düello etmeyeceğini bilmesine karşın düello konusunu enine boyuna düşünüyordu. Hiç kuşku yok, birçok kimsenin bu birçok kimsenin arasında düşüncelerine Alexi Aleksandrovic'in değer verdiği insanlar da vardı. Evet birçok kimsenin düelloyu kötü bir şey sayabileceği kadar, oysa İngiltere'de böyle değil. Vahşi midir toplumumuz? Ama ne sonuç elde edilecek? Tutalım, düelloya çağıralım onu Alexi Aleksandrovic, Bronski'yi düelloya çağıracağı günün gecesini nasıl geçireceğini, ona yönelmiş tabancayı olanca canlılığıyla getirdi gözünün önüne, üperdi, bunu hiçbir zaman yapamayacağını anladı tutalım, onu çağırdım düelloya, tutalım, öğrettiler bana silah kullanmasını, karşı karşıya koydular bizi, çektim tetiği. Gözlerini kapayarak söylemişti bunu kendi kendine. Sonunda onu öldürdüğüm anlaşıldı. Alexey Aleksandrovich, bu budalaca düşünceleri aklından kovmak için başını salladı. Suçlu karımla, oğlumla ilişkime bir gün vermek için bir insanı öldürmem neden gereksin? Neye yararı olur bunun? O kadına ne yapmam gerektiğini düşünmem, bir karar vermek gerekecek gene. Yaralanırsam ya da öldürülürsem iş bitmeyecek ki. Hiç suçum yokken boşuna öldürülmüş ya da yaralanmış olacağım. Daha da anlamsız, saçma olur bu. Dahası var, benim onu düelloya çağırmam dürüst bir davranışta da olmaz. Dostlarımın beni düello yapmaya bırakmayacaklarını, Rusya'ya gerekli bir devlet adamının yaşamının tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini bilmiyor muyum? Ne olacak o durumda? Şu olacak ki işin tehlikeli noktaya varmayacağını önceden bilmeme karşın onu düelloya çağırmakla kendime yalancı bir ün sağlamak istemiş olacağım. Dürüst bir davranış değildir bu, sahtekarlıktır. Başkalarını da kendimi de aldatmaktır. Saçma bir şeydir düello. Hiç kimse de beklemez benden düello etmemi. Amacım onurumu korumak, görevimi engelsiz sürdürmemi sağlamaktır. Eskiden de büyük önem verdiği görevi, Alexei Aleksandrovich'in gözünde şimdi çok daha büyük bir önem kazanmıştı. Alexei Aleksandrovich düello konusunu enine boyuna düşünüp böyle bir şeyin olamayacağına karar verdikten sonra, anımsadığı bazı kocaların seçtikleri ikinci yolu düşünmeye koyuldu. Anımsadığı karı koca ayrılmalarını bir bir düşünürken, iyi bildiği yüksek sosyetede çoktu bu ayrılmalar, Alexey Aleksandrovic bunların hiçbirinde, onun öngördüğü ayrılma amacını bulamıyordu. Bütün bu ayrılma olaylarında koca, ona ihanet eden karısını serbest bırakıyor ya da satıyor, işlediği suç yüzünden nikah kıymaya hakkı olmayan karşı tarafta, sahte kocasıyla uydurma, sözde yasaya uygun bir ilişki kuruyordu. Alexei Aleksandrovich kendi olayında suçlu karısını yalnızca evinden atacak yasal ayrılmanın olanaksız olduğunu görüyordu. İçinde bulunduğu durumun çapraşık koşullarının, karısının suçluluğunun kanıtlanması için yasanın gerekli gördüğü kaba kanıtları olanaksız kıldığını hissediyordu. Bu kanıtlar elde olsa bile, toplumdaki yerinin bilinen inceliğinin bu kanıtları kullanmaya izin vermeyeceğini bu kanıtları kullanmasının onu toplumun gözünde karısından çok düşüreceğini görüyordu. Ayrılma girişimi düşmanlarını sevindiren, dedikoducuların yüzünü güldüren bir skandala yol açardı ancak onun toplumdaki önemli yerini sarsmaktan başka bir şeye yaramazdı. Asıl amaç durumu en az zararla geçiştirmek ayrılmakla elde edilemezdi. Üstelik ayrılma durumunda, ayrılma girişiminde bile kadının kocasıyla ilişkisini kesip sevgilisine gittiği de su götürmez bir gerçekti. Alexey Aleksandrovich şimdi karısına karşı küçümser bir umursamazlığı olduğunu bile Anna'nın Bronski ile rahatça birleşmesini, işlediği suçun Anna'ya yararlı olmasını istemiyordu. Yalnız bu düşünce Alexey Aleksandrovich'in sinirini bozmuştu. Bunun böyle olduğunu düşününce yüreğine saplanan acıyla arabanın içinde oturduğu koltuktan hafifçe doğrulmuş, yer değiştirmişti sonra tüylü yol battaniyesini üşümüş kemikli bacaklarına uzun süre sarmaya uğraşmıştı. Kendine biraz geldikten sonra düşünmeyi sürdürdü. Yasal ayrılmanın dışında Karibanov gibi, Paskudin gibi, şu iyi yürekli dram gibi de yapabilirim, yani uzak dururum ondan. Ama bu yolda, ayrılmanın neden olacağı yüz kızartıcı durumları çıkartacaktı ortaya. En önemlisi, yasal ayrılmada olduğu gibi karısını Vronsky'nin kucağına atmaktı. Hayır, olamaz bu. Bacaklarına yol battaniyesini sararken yüksek sesle söylemişti bunu. Mutsuz, bedbaht olamam ben. Ama onlar ikisi mutlu olmamalıdırlar. Bilinmezlikler içindeyken ona acı veren kıskançlık duygusu, karısının sözleriyle dişi çekildiği andan beri yoktu. Ama bu duygusunun yerini başkası almıştı. Anna'nın emeline kavuşmaması bir yana, suçunun cezasını çekmesini istiyordu. Bu duygusunu kendi kendine itiraf etmiyordu. Ama ruhunun derinliklerinde Anna'nın, onun huzurunu bozduğu, onuruyla oynadığı için acı çekmesini istiyordu. Alexei Aleksandrovich Duello'yu ayrılmayı, karısından ayrı yaşamayı, yeni baştan ayrı ayrı düşündükten, hiçbirinin olamayacağını anladıktan sonra bir tek çıkış yolunun olduğuna karar verdi olanları toplumdan, sosyeteden gizleyerek yanında alıkoyacaktı anlayı. Bu ilişkiye son vermek, en önemlisi de bunu kendi kendine de itiraf etmiyordu, karısını cezalandırmak için elindeki olanakları kullanacaktı. Kararımı bildirmeliyim ona. Aileyi soktuğu ağır durumu ayrıntılarıyla düşünüp öteki yolların hepsinin iki taraf için statü kodan 52 kötü olacağı sonucuna vardığımı, onun benim dediklerime noktası noktasına uyması, yani sevgilisiyle ilişkisini kesmesi koşuluyla buna razı olacağımı söylemeliyim. Kararını vermişti ki onu doğrulayan bir düşünce daha geldi Alexey Aleksandrovic'in aklına. "Ancak böyle yaparsam dinin buyurduğu gibi davranmış olurum." dedi kendi kendine. "Ancak karar verdiğim gibi yaparsam, kötü yola sapmış karımı başımdan atmamış, ona doğru yola dönmesi için fırsat vermiş olurum." Hatta bu benim için ne denli ağır bir şey olursa olsun gücümün bir bölümünü onun doğru yolu bulması, kurtulması için harcayacağım. Gerçi karısına ruhsal yönden hiç etki edemeyeceğini biliyordu Alexey Aleksandrovich. Onu düzeltmek için harcayacağı çabaların kendi kendini aldatmaktan başka bir şeye yaramayacağını biliyordu. Bu ağır dakikaları yaşarken dini aklının ucundan bile geçirmemişti ama verdiği karar ona göründüğü gibi dinin istedikleriyle uyuşunca, kararının dindarca bir karar olması ona büyük has, bir bakıma da huzur vermişti. Böylesine önemli bir durumda bile toplumun ilgisizliği, soğukluğu içinde bayrağını her zaman en yüksekte tuttuğu, dinin gereklerine aykırı hareket ettiğini kimsenin söyleyemeyeceğini düşünmek sevindiriyordu onu. Alexey Aleksandrovich ayrıntıları düşünmeyi sürdürürken, Karısına karşının için eskisi gibi davranamayacağını göremiyordu bile. Ona eski saygısını yeniden duyamazdı kuşkusuz. Ama karısı kötü, kocasına ihanet eden bir kadındı diye yaşayış düzenini bozmasını, acı çekmesini gerektiren bir neden yoktu ortada, olamazdı da. Alexey Aleksandrovich kendi kendine, evet, dedi. Her şeyi unutturan zaman geçecek, eski ilişkiler kurulacak gene, bu sinir bozukluğum temelli geçecek. O mutsuz, bedbaht olacak ama suç bende değil. Bu yüzden mutsuz olamam. Arabayla Petersburg'a yaklaşırken Alexey Aleksandrovic kararını böyle vermekle kalmamış, karısına yazacağı mektubun taslağını bile hazırlamıştı kafasında. Kapıcı odasına girip mektuplara, bakanlıktan getirilmiş evraklara baktı. Hepsini çalışma odasına getirmelerini söyledi kapıcının sorusuna, ruhsal durumunun iyi olduğunu gösteren güleç bir yüzle, atları çözsünler. Kimseyi kabul etmeyeceğim, gelenleri geri çevirin, diye karşılık verdi. Çevirin, sözcüğünü üzerine basa basa söylemişti. Çalışma odasında iki kez bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Yazı masasının önünde durdu. Ondan önce gelen hizmetçi, masanın üzerindeki beş mumu yakmıştı parmaklarını çıtlattı oturdu, yazı takımlarını çıkardı. Dirseklerini masaya dayayıp başını yana yatırdı, bir dakika düşündü, sonra yazmaya başladı. Bir saniye ara vermeden yazıyordu. Karısının adını kullanmadan, Fransızca yazıyor, Rusça'da olduğu gibi soğuk kaçmayan, siz, zamirini kullanıyordu. Son konuşmamızda, konuşmamızın konusuyla ilgili kararımı sonra bildireceğimi söylemiştim. Durumu enine boyuna düşündükten sonra, size verdiğim sözü yerine getirmek için bu mektubu yazıyorum. Kararım şudur, davranışınız ne denli kötü olursa olsun, yukarının bizi birbirimize bağladığı bağları koparıp atmak hakkını görmüyorum kendimde. Aile, eşlerden birinin kaprisiyle, keyfiyle, hatta suçuyla yıkılamaz. Bizim evlilik yaşamımızda şimdi yedek olduğu gibi sürüp gitmelidir. Bu benim için sizin için oğlunuz için gereklidir bu mektubun nedeni olan şey yüzünden pişmanlık duyduğunuzdan, ayrılmamızı gerektiren nedeni kökünden koparıp atmakta, geçmişi unutmakta bana yardımcı olacağınızdan kuşkum yok. Tersi durumda sizi de, oğlunuzu da nelerin beklediğini tahmin edersiniz. Bütün bunları daha ayrıntılarıyla görüştüğümüzde konuşabileceğimizi umuyorum. Yazlık sezonu sona ermek üzere olduğundan, bir an önce, en geç salıya kadar Petersburg'a taşınmanızı rica ediyorum taşınmanız için gerekli emirleri vereceğim. Bu ricamın yerine getirilmesine büyük önem verdiğimi unutmamanızı dilerim. A. Karen'in not, ihtiyaçlarınız için gerekli olabilecek parayı da bu mektupla yolluyorum. Mektubu okudu, hoşnut kaldı. Para yollamayı unutmaması özellikle hoşuna gitmişti. Sert sözde, azar da yoktu ama hoşgörü de yoktu. En önemlisi, eskiye dönüş için bir köprü vardı. Mektubu katladı, kat yerlerini büyük fil dişi kitap açacağıyla bastırdı, parayla birlikte zarfa koydu. Güzel yazı takımlarını kullandığı zamanlar her zaman duyduğu hazla bastı ile. Gelen uşağı, odacıya söyle, yarın yazlığa gidip bunu Anna Arkadyevna'ya versin, dedi. Kalktı. Uşak, baş üstüne efendim, dedi. Odanıza çay ister misiniz? Alexei Aleksandrovich, çayını odasına getirmelerini söyledi. Elindeki büyük kitap açacağıyla oynayarak koltuğuna yürüdü. Lamba ve birazını okuduğu Yubuhines kitabileri, 53 üzerine Fransızca bir kitap orada hazır bekliyorlardı. Koltuğun hemen arkasında duvarda Anna'nın, ünlü bir ressamın yaptığı güzel bir portresi asılıydı. Alexei Aleksandrovich baktı portreye. Anna'nın derin anlamlı gözleri, durumu açık açık konuştukları son akşamki gibi alaylı, küstahça bakıyorlardı ona. Ressamın son derece başarılı yaptığı, başındaki siyah dantelle siyah saçlarının, yüzük dolu alyans parmağıyla beyaz, güzel elinin görünümü Alexey Aleksandrovic'in sinirlerini ayağa kaldırmıştı. Portreye bir dakika kadar baktıktan sonra bütün bedeni öyle bir sarsıldı ki, dudakları, BRR diye bir ses çıkardı. Sonra döndü aceleyle oturdu koltuğuna, kitabı açtı. Okumaya çalışıyordu ama Yugubines kitaplarına daha önce duyduğu o canlı ilgiyi duyamıyordu şimdi. Karısı değildi düşündü. Son günlerde ortaya çıkan, göreviyle ilgili, büyük önem verdiği güç bir durumu düşünüyordu. Bu işi şimdi her zamankinden daha iyi anladığını, kafasında kendini büyük görmüş olamazdı bunu söylerken, parlak bir düşüncenin doğmakta olduğunu hissediyordu. Bu düşünce ortaya çıkan güç durumu çözecek, devlet hizmetinde onu yükseltesek, düşmanlarını gözden düşürecek, devlete büyük yararı olacaktı. Uşakçayı getirip servisi yaptıktan sonra çıkınca Alexey Aleksandrovich hemen ayağa kalktı. Yazı masasına gitti. İçinde günlük evraklar olan çantayı masanın ortasına itip dudaklarında belli belirsiz bir kendinden hoşnutluk gülümsemesiyle kalemlikten bir kurşun kalem aldı karşılaşılan güç durumun eve getirdiği dosyasını dikkatle okumaya koyuldu. Durum şuydu, bir devlet adamı olarak Alexi Aleksandrovic'in, ona özgü, devlet hizmetinde yükselmiş insanların ortak yanlarını belirleyen bir özelliği vardı. Onun yükselme hırsıyla dolu yaratılışıyla, ağırbaşlılığıyla, dürüstlüğüyle, kendine güveniyle birlikte, onu yükselten en önemli yanıydı bu özelliği kırtasiyeciliği küçümser, yazışmaların uzamasını sevmez. İşlerin elden geldiğince kısa yoldan, görüşerek yapılmasına, gereksiz harcamalardan kaçınılmasına çalışırdı. Ünlü 2 Haziran komisyonunda Aleksey Aleksandrovich'in bakanlığında bulunan Zarayskili tarlalarının sulanması işi atılmıştı ortaya. Bu gereksiz harcamaların kırtasiyeciliğin bir yarar sağlamadığını gösteren tipik bir örnekti. Bunun doğru bir şey olduğunu biliyordu Aleksey Aleksandrovich. Zarayskili tarlalarının sulanması Aleksi Aleksandrovic'den iki önceki bakanın ele aldığı bir konuydu. Gerçekten de bu işe hayli para harcanmıştı. Ama plansız programsızdı yapılanlar. Bu yüzden bir sonuç vermeyecekleri apaçık ortadaydı. Aleksi Aleksandrovic göreve başlar başlamaz bunu hemen görmüş, bu işle ilgilenmek istemişti. Ama yerinin henüz tam sağlamlaşmadığını hissettiği ilk zamanlar, bu işin çok kimsenin çıkarına dokunacağını bildiği için suyu bulandırmayı şimdilik akıllıca bulmamıştı. Sonra da öteki işlere dalıp unutmuştu. O da her iş gibi kendiliğinden yürümüştü. Bu iş birçok kimsenin, bu arada, müzikle uğraşan dürüst bir ailenin de bu ailenin kızlarının hepsi yaylı çalgı çalıyorlardı ekmek yemesine neden olmuştu. Alexey Aleksandrovich bu aileyi tanıyordu büyük kızlarından birinin evlenme töreninde tanıklık etmişti. Karşı bakanlığın bu işi karıştırması Aleksi Aleksandroviç'e göre dürüst bir davranış değildi. Çünkü her bakanlığın, öteki bakanlıkların karıştırması uygunsuz kaçacak bazı işleri vardı. Kendisine yapılan bu saldırıya cesaretle karşı durmuş, Zarayskili tarlalarının sulanması komisyonunun çalışmalarının denetimi için özel bir komisyon kurulmasını istemiş bu komisyonun çalışmalarını kolaylaştırmak için de her türlü kolaylığı sağlamıştı. Güneydeki azınlıkların yerleştirilmesi işini inceleyecek özel bir komisyonun daha kurulmasını istemişti. Azınlıklar konusu 2 Haziran komisyonunda bir rastlantı sonucu ortaya atılmıştı. Alexei Aleksandrovich bu sorunun bir an önce ele alınması gerektiğini heyecanla savunmuş, azınlıkların yürekler acısı durumunu dile getirmişti komitede bu sorun birkaç bakanın tartışmalarına yol açmıştı. Alexei Aleksandrovich'in bakanlığının karşısındaki bakanlık, azınlıkların durumunun oldukça iyi olduğunu, yapılmak istenen değişikliğin onların bu iyi durumunu bozacağını, ortada kötü olan bir şey varsa bunun, Alexei Aleksandrovich'in bakanlığının yasada öngörülen önlemleri almamasından ortaya çıktığı görüşünü savunmuştu. Alexei Aleksandrovich'in niyeti şuydu şimdi, 1. Azınlıkların durumunu yerinde inceleyecek bir komisyon kurulmasını isteyecekti. 2. Azınlıkların durumunun gerçekten de komitenin elindeki resmi belgelerin gösterdiği gibi olduğu anlaşılırsa, azınlıkların kötü durumunun nedenlerini a. politik, b. idari, c. ekonomik, d. etnografik, e. maddi, f. dini bakımlardan inceleyecek yeni bir bilimsel komisyonun kurulmasını önerecekti. 3. Karşı bakanlıktan şimdi azınlıkların içinde bulundukları kötü. Durumun düzeltilmesi için son 10 yılda alınan önlemlerle ilgili bilgi isteyecekti. 4. Son olarak da, bakanlıktan, komiteye gelen 5 Aralık 1863 ve 7 Haziran 1864 tarihli 175 ve 183.03 sayılı yazılardan anlaşıldığı üzere, bu bakanlığın için anayasanın özüne de 18 ve 36. kararlara da ters bir tutum içinde olduğunun açıklanmasını isteyecekti. Alexey Aleksandroviç bu düşüncelerini çabuk çabuk not ederken yüzünü bir canlılık kaplamıştı. Bir kağıdı doldurduktan sonra kalktı, zile bastı, gerekli belgelerin kendisine getirilmesi için büro yöneticisine bir pusula yolladı. Odanın içinde biraz dolaştıktan sonra gene portreye bakıp yüzünü buruşturdu. Küçümsemeyle gülümsedi. Yugubines kitabeleri üzerine kitaptan biraz daha okuyup bu konuya ilgi duymaya başlamıştı gene saat 11'de yatmaya gitti. Yatakta karısıyla arasında geçen olayı anımsadığında bu, ona hiç de öyle üzücü görünmüyordu artık. Bronski Anna'ya durumun böyle sürüp gidemeyeceğini söylediğinde gerçi Anna buna inatla, öfkeyle itiraz etmişti. Ama ruhunun derinliklerinde durumunu yalan dolu, doğaya aykırı buluyor, onu değiştirmeyi bütün varlığıyla istiyordu. Hocasıyla yarışlardan dönerken heyecanlı olduğu için ona her şeyi açmıştı. Bunu söylerken acı duymuştu ama sevinmişti de. Hocası onu bıraktıktan sonra sevinçli olduğunu, artık her şeyin belli olacağını, hiç değilse yalanın, aldatmanın ortadan kalkacağını söylüyordu kendi kendine. Durumunun kesin olarak belli olacağından kuşkusu yoktu. Belki kötü olacaktı bu yeni durumu ama belli olacaktı. Ortada bilinmezlik, yalan olmayacaktı. O sözcükleri söylemekle kendisine ve kocasına verdiği acı şimdi her şeyin açıklığa kavuşmasıyla ödüllenecekti. Anna o akşam Bronski ile görüştü. Ama kocasıyla arasında geçen konuşmayı anlatmadı ona. Oysa hiç değilse durumun açıklığa kavuşması için anlatması gerekiyordu devrisi sabah uyanınca aklına ilk gelen, kocasına söyledikleri oldu. Bu sözcükler ona öylesine korkunç göründü ki, bu tuhaf, kaba şeyleri nasıl söyleyebildiğine şaştı. İşin sonunun nereye varacağını düşünemiyordu. Ama olan olmuştu. Söylemişti söyleyeceğini. Alexei Aleksandrovich de bir şey söylemeden gitmişti. Anna kendi kendine, Vronsky'yi gördüm, ama söylemedim ona diyordu. Tam giderken durdurmak, ona her şeyi söylemek istedim ama vazgeçtim sonra. Çünkü ilk anda söylememiş olmam tuhaftı. İstedim ama niçin söylemedim? Bu soruyu kendine sorunca utançtan Anna'nın yüzü kıpkırmızı oldu. Onu tutanın ne olduğunu anlıyordu. Utanmıştı. Dün akşam açıklığa kavuştu sandığı durum şimdi birdenbire yalnızca açıklığa kavuşmamış olması bir yana ona umutsuz görünmeye başlamıştı. Şimdiye dek aklına getirmediği onu bekleyen yüz karası dehşete düşürmüştü onu. Hocasının yapacaklarını düşününce korkunç şeyler geliyordu aklına. Biraz sonra iş yöneticinin onu evden kovmaya geleceğini, dünyaya rezil olacağını düşünüyordu. Evden kovulduğu zaman nereye gideceğini soruyordu kendi kendine. Bu soruya bir yanıt bulamıyordu. Bronski'nin onu sevmediğini, ondan sıkılmaya başladığını düşünüyordu. Bronski'ye beni al diyemezdi. Bu yüzden düşman kesilmişti ona şimdi. Kocasına söylediği, sürekli olarak aklında yinelediği şeyleri herkese söylemiş. Onları herkes duymuş gibi geliyordu ona. Evdekilerin gözlerinin içine bakamayacağını sanıyor, hizmetçi kızı çağırmaya, hele hele alt kata inip oğlunu, mürebbiyeyi görmeye bir türlü karar veremiyordu. Çoktandır odasının kapısında çağrılmayı bekleyen hizmetçi kız, sonunda kendiliğinden girdi içeri. Anne soru dolu bakışlarla kaçamak bir göz attı ona, korku kaplı yüzü kızardı. Hizmetçi kız, içeri girdiği için özür diledi. Ona zil çaldı gibi geldiğini söyledi. Anna'nın giysileriyle bir pusula getirmişti. Pusula Betsy dendi. Betsy bu sabah evinde Liza Merkalova ile Baroness Stoltz'un, tutsakları Kalushski ve ihtiyar Stremov ile kroket partisi için buluşacaklarını anımsatıyordu Anna'ya. Şöyle bitiriyordu, hiç değilse bir ahlak incelemesi yapmış olursunuz. Bekliyorum. Anna pusulayı okuduktan sonra derin bir iç çekti. Tuvalet masasının üzerindeki şişeleri, fırçaları yerleştirmekte olan Annuşka'ya, bırak, istemez bırak, dedi. Sen git hadi, hemen giyinip geliyorum. İstemez bir şey. Annuşka çıktı, ama Anna giyinmeye başlamadı. Biraz önce olduğu gibi başı önünde, kollarını sarkıtmış oturuyordu. Arada bir hareket yapmak, bir şey söylemek istiyormuş gibi bütün bedeni kıpırdıyor, sonra gene donup kalıyordu. Durmadan şöyle ineliyordu kendi kendine, Tanrım. Tanrım. Ama Tanrım sözcüğünün onun için bir anlamı yoktu. İçinde bulunduğu durumda dinden yardım ummak yetiştirildiği dinden hiçbir zaman kuşku duymamasına karşın Alexi Aleksandrovic'in kendinden yardım ummak kadar yabancıydı ona. Dinden yardım görebilmesinin onun için yaşamın bütün anlamı olan şeyden vazgeçmesine bağlı olduğunu biliyordu. Yalnızca umutsuz değildi, şimdiye dek tanımadığı bir ruhsal durum ona dehşet vermeye başlamıştı. Ruhunda her şeyin bazen eşyaların yorgun bakışlarında olduğu gibi ikileşmeye başladığını hissediyordu. Neden korktuğunu, ne istediğini kimi zaman bilemiyordu. Olanlardan, olacaklardan korkuyor muydu? yoksa bunu istiyor muydu ya da neyi istiyordu? Bilmiyordu. Başının iki yanında ansızın bir acı hissetti. Ah! Ne yapıyorum ben, diye mırıldandı. Kendine geldiğinde başını iki eliyle şakaklarının yakınından saçlarını tutmuş, sıkmakta olduğunu gördü. Ayağı fırlayıp dolaşmaya başladı. Geri gelen Anluşka, anlıyı gene aynı durumda görünce, kahve hazır efendim, dedi. Matmazel ile Seryoja bekliyorlar. O sabah oğlunun varlığını ilk kez anımsayan Anna birden heyecanlandı. Seryoja mı? Diye sordu. Ne oldu Seryoja'ya? Anuşka gülümsedi. Kabahat yaptı galiba. Ne kabahati? Dipteki odada şeftali vardı, sanırım usulca alıp yemiş bir tane oğlunu anımsamak anlayı içinde bulunduğu umutsuz durumdan birden çıkarmıştı. Son yıllarda kendine amaç edindiği hayli abartılmış olsa bile, içten oğlu için yaşayan anne rolünü anımsamış, içinde bulunduğu bu durumda bir dayanağının, kocasıyla Vronsky ile ilişkisine bağlı olmayan bir dayanağının varlığını hissetmek ona sevinç vermişti. Oğluydu bu dayanak. Ne durumda olursa olsun, oğlunu bırakamazdı. Varsın kocası rezil etsin de onu, kovsundu, varsın Vronski soğusundu ondan, özgür yaşamaya başlasındı gene. Vronski'yi düşününce tatsız bir duygu doldurmuştu Anna'nın içini gene, öfkelenmişti. Oğlunu bırakamazdı Anna. Yaşamının bir amacı vardı. Oğluyla arasındaki bu durumun bozulmaması, oğlunu ondan almamaları için çalışmalı, bir şeyler yapmalıydı. Hatta birileri gelip onu almadan, Hemen bir ayak önce yapmalıydı bir şeyler. Oğlunu alıp gitmeliydi. Şimdi yapmak zorunda olduğu tek şey buydu. Huzura kavuşması, ona acı veren bu durumdan kurtulması gerekiyordu. Oğlu için bir şeyler yapmak, onu alıp hemen bir yere gitmek düşüncesi bu huzuru vermişti ona. Çabucak giyindi. Alt kata indi her zamanki gibi Seryoja ile mürebbiyenin onu kahveye bekledikleri konuk odasına kararlı adımlarla girdi.